Ya Nurcan Hanım diyor ki biz ailece görüşüyoruz evet. Yani evet, evet. Nurcan. Yani Erdal'la hani senin de Lale'den para almasından bir şeyin yok. Evet. Yok yok yani orada bir biz, problem biz yok. Biz ailece görüştüğümüz insanlar şimdi... diyorsun. Şimdi oradan parayı aldı alelacele. Gece saat yarım. Nereye gider? 00:17 idi beni aradığında yenge. Geldim kapıdayım. Parayı getir. Tamam işte gece saat yarım olmuş. Şimdi evet. 00:17 demek. Gece saat yarım şimdi olmuş. Şöyle bir şey Müge Hanım. İki yol var. Benim oradan bahçe içinde benim evim. Bilenler bilir. İndiği zaman iki yol var. Bir bu tarafa dönmesi gerekir ya da bu tarafa dönmesi gerekir. O sol tarafa asla dönmez. Bu tarafa dönerse sol tarafa orman yoluna çıkar. Oradan sağ tarafa dönerse Kurdere'ye bağlanır. Evet. Direkt giderse Şerbet Pınarı tarafına tekrar Kurdere tarafına bağlanabilir. Tamam bizim öldüğü yer neresi? Kurdere tarafı mı? Neresi? Sol taraftan giderse. Şimdi, bu bulunduğu yer. Bulunduğu yani sol yer, tarafa giderse gitmesi bulunduğu gereken. Yer, evet. Ormanda... Hayır, sizin evden çıkınca sol taraftan dönülünce gidilecek yani. Evet, 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 sol, evet. Sol tarafa giderse tamam. Oraya varabilir. Evden çıktı ne tarafa gitti? Ben görmedim. Onu görmedim. Mevki olarak göremem yoldan yukarıda benim evim. Evimiz müstakil bir katlı köy. Bahçenin içinde görme şansım şimdi, yok. Tamam oradan normalde Ersin yani. Bey normalde o parayı aldı. Nereye gitmesi lazım? Yani köyden şimdi dışarı normalde çıkmamış. Nereye gitmesi lazım? Şimdi orada şimdi bir soru işareti orada hemen aydınlatayım. Burada 6500 lirayı bir gün önce almış. Gül Hanım yengeye gitmiş. Tamam dün onları konuştuk biliyoruz. 3500 liraya çıktı. Aldığı zaman da yine mezar parası vereceğini biliyorum. Biz öyle biliyoruz. Ben öyle biliyorum. Nereye? Mezar parası için diye, yengesine yani vereceğini biliyoruz biz. Lazım. Ben öyle yengesi biliyorum. Diyor ki bana gelmedi diyor. He. Ben öyle biliyorum. Tamam bana gelmedi diyor. Mesela gece de artı saat yarım olmuş yani yengenin kapısını da çalmaya gerek yok. Normalde nereye gitmesi lazım? Nurcan'ın yanına. Nurcan'ın ya yanına. Evine gider. He? Büyük evine ihtimalle gider, Nurcan'ın yanında o geç saatte. Evine gider, Karasöy'e gider. Yengesine parayı vermediyse... Evine gider veya Karasöy'e gider. Tamam yengesiyle evin arası ne kadar Nurcan'la yengesi? Bir dakika, iki dakika. Bir dakika. Yani aynı köyde. Aynı yan yana, yan yana. Sana gelecek, ya. Sana madem da gelse Nurcan'a verseydiniz, bir dakika yolmuş. Nurcan'a verseydiniz. Öyle değil. Madem, yengesiyle Nurcan'ın evi bir dakika. İyi arkadaş olsa niye karı kocalan böyle şimdi birleştirmediniz? Buraya bir insanı dinlerseniz anlayacaksınız. Nurcan'la Erdal Nurcan'ın hesabını karıştırıyor mu? Karıştırmıyor. Ve oğlunu da karıştırmıyor ki adam. Karıştırmıyor. Bir dakika olan... Adam oğlunu da karıştırmıyor ki hesabını. Bir dakika olan Nurcan'la benim evimin mesafesi değil. Nurcan'ın evlenmesinin şeysiyi karşısınız doğru mu? İlla ki birleştirmeniz gerekiyor Nurcan. Ya sen Erdal'ı tanımıyor musun? Erdal'ı tanımıyor musun? Ben parayı Nurcan'a versem parayı Nurcan'a bana o zaman diyor ki sen benim hesabımı... Adama dükkanda tüncey vardı bana adam. Ticaret nereye gidiyor gördün mü? Ticaret Müge nereye gidiyor? Şunu söyleyebilir miyim? Diyorsun ya Nergis'e yedirdi diyorsun ya ticaret gördün mü öyle? Döndürüyorsunuz. Evet. Yani böyle bir adam çocuğuna 1000 lira bir kitap parası, okul parası vermeyen bir 3500 adam 3500 lira ona vermemesi kabul etmez lirayı karısına teslim etmez. Adam verir. Evet. Çocuklarını çok seviyor. Ama yapmam. Ben biliyorum. Ya. Bakın Nergis Hanım. Sen de söyle. Çocuklarını sevmiyor mu da? Çocuklarını seviyor deme. Ha bu fındıktan 1 milyon vermedi. Onu ben bilmiyorum. Vermedi. Onu Ersin Bey vermedi. 100 kilo fındık ayırdılar. Onu biz kendiler halletsin. Ersin beni dinler misin sen şimdi? Dinliyorum. İyi dinle. Dikkatli yine dinle. Tuncay Bey'le kamerayı düşüyoruz yani Erdal'ın geçiş saatindeki. Evet. Kudret'in oradan. He. Dün ben Tuncay'a bu soruyu ben sordum. Ben bakmadım Kudret'in oraya. He? Ben Kudret'in orada kameraya bakmadım yalnız. Bir dakika dinle cevabı vereceksin isteyeceğim ben senden. Dün bu soruyu tekrar sordum burada. Bütün arkadaşlarım da duydu. Cevabın karşılığını verebilir mi? Vermedi. Kimse de sorunun cevabını vermedi yani bana. Diyor ki 1,5 saat burayı dedi izledim abi diyor. Televizyonda burada. Tamam dedik. 1,5 saat sonra dedi Nergis abla sordu. Nereye gittin ne oğlum dedi. Öbür diğer kameralara baktım saat 4:30'a kadar dedi. Baktık dedi. Sizinle dahil. Ben yok benle. Dinle ben dinle. Bakmadım. Abi dinle sen evet. Dinle. 4:30'a kadar bakılan kameralar. Neredeki kameralar? Kimin kamerasına baktınız? O sorunun cevabını Tuncay verecek bana soruyor. Bir dakika. Bana niye soruyorsun? Şimdi ben bu soruyu sorduğum soruyu halde bana bir de Tuncay'ın annesine soruyorum. Dinle. He. Tuncay'ın annesi olarak sen kızım. Tuncay o gece saat kaçta eve geldi? Babasının kaybolduğunu araştırıyor ya. Bana onun cevabını verir misin? Sana cevabı vereyim. Benim şu an çok kafam karışık. Sana nettir şudur diyemem. Çünkü yalan konuşurum. Yalan ama bak, konuşmayacaksın ya, bak, burada. Ortada suçlanmış bir iş var. Ki, yalan konuşmayacaksın. Işte, 1,5 saat da buradaydım. 1,5 saat oraya gittim diyor. Çocuğun saat kaçta eve geldi? Dur bir dakika. Ben de sana ne dedim şimdi? Şimdi beni sana şudur diyemem. Yalan konuşurum. Onu söylesin. Sus. Kaç saatte geldi? Şimdi sen beni bir dinle. Şimdi sen etrafta... Oğlum bak yine bak seni suçlamıyorum bak. Genel olarak araştırma tamam, yapıyorum. Tamam söylesin bak, diyorum ben. Ama sen beni bir dinlesen ya, artık dinliyorum. Bir sus. Söyle dinliyorum. Sus. Dinliyorum. Sen Karasuya dükkana yanıma geldin değil mi? He geldim. Geldin. Nerelere baktınız dedin?
Ben sana ne dedim dükkanın önünde? Ben dedim 1,5 saat Kudret'in kamerasına baktım. He. Gerisine de Sezai abi vardı yanımızda. Sezai abi baktı. Kirazlı'nın kamerasına saat 3'e kadar dedim. Hatta senin oğlun 4'e kadar bakmış şeyde. Baktık, bak, baktırdık dedim. Demedim değil, mi? Sen diyorsun bak. Bak ben bunu dün yanlış söylemiş olabilirim. Dün değil tamam, ki bak, bu ilk programda diyorsun. Bak ben burada sesli kayıtlarım var yavrum. Ya orada da olsun orada da olsun. Sonuçta ben senin yüzüne karşı demedim mi? 1,5 saat ben kendim izledim. Gerisini Sezai abi baktı. Diğerini de izlemişler. Dedim bak bunu senin yüzüne karşı Karusta. Dedim bir dakika. Hmm. Dur konuşma. Dükkana geldin. Kamera kaydını izledim baştan aşağı. Ben seni sarhoştur diye çarşamba gününe de izlettim. Tamam baktık. Salı gününe de izlettim. He, baktık. Var mıydın kamerada? Yoktu. Ama... Bir dakika dinle. Bölme. Dinliyorum. Gittin emniyete. Emniyetten amir geldi. Kendisi izledi. Perşembeye baktı. Çarşambaya baktı. Salıya da baktı. Çıktı mı bir şey? Çıkmadı. O bir önce bir sonraki gece beni aradın. Dedin ki sana dedim inanmıyorum. Sen dedin kayıtları sildin. Ben sana ne dedim? Madem tamam inanmıyorum. Ara polisi gelsin. Alın cihazı gidin izleyin. Bana gelmişsin böyle bir iddiada bulunuyorsun. Yani Erdoğan Bey diyor ki Tuncay. Ben yine kabul ediyorum ya. Kabul ediyorsan bak kabul ediyorsan bak bölme. Sen kabul ediyorsan. Gelmediğin halde diyor. Neden diyor babamın dükkanına geldin diyorsun diyor. Benim bak. Şimdi Tuncay senden şüpheleniyor. Nergis peki abla ben de diyorum ki şimdi ilgili... bugün salı, kayıp günü çarşamba günü bu adamın. Pazartesinden berisine bakalım kameranın. Belki pazartesi geldim ben şaşırttım. Niye şaşırttın? O zaman niye bak alkollü bilmiyorum de değil. Bilmiyorum değil mi? Alkollü de değildim kafam bak. Kafam iyiydi dün. Dükkanın önüne geldin. Evet. Perşembe günü girdin babandan dedin alkol aldın ya perşembe. Ya aslanım ben yine üstüne basa basa söylüyorum. Tamam basa basa söylüyorsan niye böyle bir yalan konuşuyorsun ki? Ne yalan konuşuyor? Yalan konuşuyor. Şimdi perşembe günü geldim diyorum babam dükkanda gidiyor bana. Ben doğru bu konuda... Senin söyledikleri yan doğru gidiyorum ben. Ben bu konuda bir araya girmek istiyorum. Dünkü yayınınızda ben şeye dikkat ettim. Erdal Sakın'ın bir beyanı oldu. Yanılmalarla beraber Erdal aramıyor diyorlarmış. Ben olay yerine gelmişim hemen. Geldi ya şeyde abi. Bir dakika yanılmalarla yanıltıp... Bak yanılmalarla yanıltıp... tekrar... Geri çevirmişim. Bu galiba başkasının yaptığı şeyi kendim yaptığım bu bir hastalık herhalde. Psikolojik rahatsızlık herhalde bu. Biz bu yanarma kayıtlarında hatta karakol komutanıyla da görüştük. Biz benim iş yerimde yanarma ekiplerle toplandık. 3 araba istişare yaptık. Bölge bölge arama yerine doğru çıkacağız. Geldik. Benim o taraftan bir sapak var içkicilerin durduğu yer. Oraya geldiğimizde Erdoğan Bey geldi yanımıza. Ondan sonra orada şey dedi, perşembe günü akşam ben bu adamı gördüm. Bir şeyler çıkardı, yakıt fişi falan. Ondan sonra Erdoğan, biz bu adamı perşembe günü akşam gittik, arabada ihbar verdik zaten. Tüncay'ı götürdüm ben. Arabamı da götürdüm ben Tüncay'ı. Ondan sonra... Yani perşembe akşamı gördüm deyince her şey bir kaldı. Her şey kaldı. Evet. Aramaya gidemedik. Ondan sonra polis jandarma beni aramış. Perşembe akşamı gördüm diyorsun o zaman. Şimdi aramaya gidemedik. Ben gün olarak şaşırtmışım. Gün olarak şaşırtmışım. Nasıl şaşırtıyor? Alkollü değilsin, bir şey değilsin. Ha, şimdi, nasıl şaşırtabiliyorsun bunu yani? Şimdi... Oğlum, bunu sen kendi gözünle de görüyorsun. Hala diyorsun ki bak, ben izledim diyorum. Nasıl izleyebiliyorsun? Ya kameraya yine bakacağız. Bu kamera kaybolmadı sizde. Duruyor burada karar. Duruyor zaten. Ama benim anlatmak istediğim şey ne biliyor musun? Onu demiyor ama bak aynı anda konuştuğunuz için. Kimse bir şey anlamıyor arkadaşlar. Doğru. Anlamıyor. Bir durun. Bir konuşurken kulakta duyuyor. Konuşmak ayrı, duymak ayrı. Herkes diyor toplandı jandarma ararken. Biz aslında perşembe günü kayıp başvurusu verecektik. Erdoğan gördüğünü söyleyince bizim kayıp başvurusu da çöpe gitti bir anda diyor. Sen niye görmedin arama, adamı? Arama işi. Yani ama arama çalışması. Ama diyorum yine ya ben... Günleri şaşırtmışım. Gördüm diyorum o ama. O zaman ben şimdi sana şunu diyemez miyim? Sen bizi bile yanıltmış olabilirsin diyemez miyim? Ne yaparım? Ben de o sana onu söylüyorum. Peki sen Erdoğan Bey'e şey birinize soruyorum. Erdoğan Bey'in Erdal Bey'i öldürmek için ne gibi bir nedeni var? Sizce? Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Nedeni var mı bir nedeni? Tek kelime. Ben neden olduğunu zannetmiyorum. Nurcan? Ben kimsenin günahını alamam. Gözüm görmedi. Ya günahını almayı bırakın ya. Ya. Ne olur artık böyle şeyler konuşmayın. Yok ya. Buraya hani, kadar geldi yok. Herkes her şey tamam konuşuyor. Tamam ama hiçbir ne gibi nedeni olur ki? Ya yani, var mı bir nedeni? Bir alacağı vereceği... Bir alacağı vereceği olmaz. Olmaz öyle hani bir şey zannetmiyorum ama birisini koruduğunu düşünüyorum yani. He? Perşembe günü bak birisini koruduğunu düşünüyorum. Perşembe günü dükkana geldim diyor hala. Bana ısrarla yine söylüyor. Birisini koruduğunu düşünüyorsun. Birisini koruduğunu düşünüyorum yani. Pardon bir göster misin? Sizin bu cenazenin bulunduğu bölgenin yakında bir barakanız mı var? Derede var abla. Çalıştığım var, yakında. Orman yeri var. Yakında. Şimdi seyirciler de aramışlar. Onun orada barakası var. O mu çağırdı? Erdoğan mı çağırdı onun yanına diye? Ama uğruna bizim aramız çok farklı bir yerdeki. Şu anki cenazenin bulunduğu yerine. E tamam zaten. Ne kadar mesela ödümezde bir yere götürülecek şey, gitmiş. Neresi bu? Bıçkıdere'deki düzlük yok mu abi? Oraya burası nerede o? Ben o tarafı bilmiyorum. Ha, ben de bilmiyorum. Bu bulunan yeri de ben bilmiyordum. Ama zaten. Bulunan yerden Bıçkıdere'sine Gökhan Mert'e şey yol demişti. Yol var mı? Yol var diyordu. Yol var dedi.
Orada yol vardı Gökhan. Var dedi. İşte o yüzden yani sizin de böyle bir alacak vereceğiniz var mıydı? 3500 liraya ver bana, al bana. Hayır abla, ben de para zaten ganimet. Ben paraya ihtiyacım yok ki. Ya o değil, Erdoğan'la böyle bir cinayet meselesi olsa... Bizim parada sıkıntımız yok bundan yani. Biz Erdoğan'dan para alıp da vermeyiz. İlişkiler bazında bir çekişme olabilir mi aranızda? Hayır abi. Yok, amcamın şey oğlu benim ne ilişkiler? Silah şakası çok meşhur yani Erdoğan'ın. Şöyle ilişkiler, atıyorum. Bir başka Nergis Hanım'ın dışında bir başka kadın olur... O kadınla ilgili bir çekişme yaşamış. Benim gazino ortamım yok efendim, öyle bahçeye gidip de meyhanelere falan. Ben alkol alıyorsam sağda solda köyde alırım. Tamam, peki Nergis Hanım'ın Erdal Bey'in ölümüyle ilgili bir şeyine ne kar olabilir? Nergis Hanım'ın ne kar olabilir? Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Aslında o konuya şöyle girelim. Dün ben sizin yayınıza katıldıktan sonra 12 sıralarında 12.40. Evet, çok önemli. 12.40. Messenger'dan bana şöyle bir cevap geliyor. Aynen okuyorum. İsim vermeyeceğim. Verin ismini de canım. Boş ver. Verin ismini. Karasu çok saygın bir sülale. O ailenin yok, adını vermeyin. Ha, yok. Anladım. Öteki, şimdi öteki selam kardeşim yazmış. Şimdi bakın şöyle söyleyeyim. Dur bir dakika. Ersin Bey ama... bir saniye. Ersin Bey yayına katıldı ya. Evet. Ersin Bey yayından sonra biri arıyor. Ve Ersin Bey aslında tehdit ediyor. Bakın ne yazıyor. Oku oku. Selam kardeşim. İki defa cevap araması var. Arkasından 13.06'da ben buyurun demişim. Yeni görmüşüm mesajını. Benim de telefona geç bakma huyum var. Bunu müşteriden de bir şey yok şikayetçi. Nasılsınız, bir arayayım mı siz demiş. Ben de numaramı atmışım buyurun diye. Teşekkür demiş. Türkçesi zaten yazılarından iyi olmadığı belli. Görüştükten sonra ben dedim yine beni ailemle... Sen dedi dün televizyona çıktın konuşuyorsun. Konuşuyorsun dedi. Erdal Sakız'ın sana Nergis hakkında anlattığını konuşuyorsun ya dedi. Konuşuyorsun ya. Yani. Senin de sonun Erdal gibi olabilir. Çoluk çocuğun karasında okulda gidiyor. Evet. Senin de çoluk çocuğunu da öldürebilirler. Yazı duruyor mu? Yazı değil. Bir dakika. Jandarma kaydı ben hemen, aldı. Ben hemen bu kaydı. Jandarma kaydı aldı. Ben hemen... Hiç anlamadım. Telefonu hemen dedi mi ne? Ya hanımefendi şu an müsait değilim. Biraz sonra görüşecek olur mu dedim. Bir bayan. Olur dedi. Hemen jandarma ekiplerini çağırdık. Evet. Telefonu kaydı aldık. Tekrar aradım. Aradım ve jandarma kim, kaydında... Kim, bana mı yazmış mı? Bir dakika, hayır, jandarma kaydında... Demedik. Jandarma kaydında orada videosunu çekti, görüşmenin konuşmanın tamamını... Evet. Ve kadın Özbek. Tesadüf mü sizce? Anlamadım ben hiçbir şey, bana biraz anlatır mısınız? Yani beni tehdit eden kadın Özbek. Bir Özbek kadın Ersin Bey'i arıyor ve tehdit ediyor. Yayına çıkıp... Nergis hakkında konuşma diye. Nergis Hanım yani, hakkında konuşursan... Şimdi benim niye suçum var, bulsunlar. Ben soru soruyorum şimdi. Biz suçumuz var demedik ki. Niye? Biz sadece tamam, bizi arayan... Bu tesadüf mü şimdi? Tamam. Şey söylüyoruz. Tamam, tesadüf. Tesadüf. Demek Ersin benim numaranı biliyor. Demek Ersin beni arasında bilmiyor, bir şey var mesin, onlarla. Bilmiyor, aha, hayır. Nasıl yok? Benim tanımadım. Benim kocama tanımadım, iftira atma. Benim kocam öyle tanımadım. Tanımadım. Sen nasıl buraya çıkıyorsun? Mesajından ulaşıyor. Numarasını eşim atıyor. Anlamadım. Nergis Hanım, acaba sizin bir tanıdığınız, sizi seven biri böyle bir sahte numarayla Ersin Bey'i tehdit etmiş olabilir mi? Hayır. Büyük aile demiş. Benim hiç büyük ailem yok ki. Bir tane çocuğum var, babam var. Hayır, sizin ailenizden bahsetmiyor zaten. Sakarya'da geçen bir aileden bahsediyor. Ben Erdal zaten çok kıskançtı. Hiçbir yere göndermiyordu. Her zaman yanındaydım. İş olsun, şey olsun. Sadece çocuk, Erdal, üçümüzdü. Anladım. Yani arkadaşlar, ya ben de istiyorum. Yani insanı çıkarsın ortaya. Ben de istiyorum. Suçlu eğer bu kendi yaptı olsa, bu çıksın, bu insanı yaptı. Ben tanımıyorum ama çıkmasını istiyorum. Kim yaptıysa bunu çıkmasını istiyorum. Tamam, şimdi Erdoğan Bey'in Erdal Bey'i öldürmek için bir nedeni yok. Nergis Hanım'ın öldürmek için bir nedeni var mı deyince dün Ersin Bey bu tehditten bahsetti. Ersin Bey, sizce Nergis Hanım hani Özbekistan'a gidiyor ediyor vesaire falan filan, yani Erdal'ın anlatımlarından yola çıkarak dün bir iddianız bir şey oldu, siz demişsiniz ki ayrıl bu Nergis'ten. Evet. Yani burada hem Nurcan Hanım'la galiba aile dostu olmanızın önemi var. Evet. Ondan mı, yoksa neden ayrılsın istiyordunuz Nergis'ten? Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Bu hemen çok açık. O da demiş ki Nergis benim fişimi çeker. Erdal'ın bir korkusu vardı. Ben Nergis Hanım'a dün o soruyu sordum. Erdal'ın senden ne korkusu vardı? Soralım. Şurada ses kaydı var, bunu çıkarabilir misiniz? Kızlara evet, verdim. Elimde, evet. Şunu ekrana şey yapın. Evet, ne gibi bir korkusu vardı diyor. Ben canlı Erdal şimdi ağzından söyleyecek. Siz öyle söylüyorsunuz da onu çıkarabilir misiniz lütfen? Onu ekranda yayınlayamam. Bende şey var, Erdal Bey'in size geri yok, dönmeniz ses, için. Yok, ses kaydı var, sesi var ağzından diyorum, çıkan. Onu veremem. Kanunen veremem. Lütfen bana bir kısa şans ver diyor. Seni seviyorum, etme, gözünü seveyim, etme. Benim al canımı. Etme, gözünü seviyorum diyorum aşkım, bir tanem. Bak gözünü seveyim diyorum, gözlerini seveyim, ellerini seveyim, tırnaklarını seveyim diyorum. Bak gözünü seveyim, şans ver.
Yalvarıyorum sana, bak yalvarıyorum. Bu kadar beni aşağılama, küçük düşürme. Her şeyin telafisi var. Gözünü seveyim bak, bir tek ölümün çaresi yok. Bak bir tek ölümün çaresi yok. Çıkamıyorum utancımdan. Lütfen atayım durma, lütfen diyorum. Gördükçe içlerim sızlıyor. Niye utancından çıkamıyormuş? Ben şiddet gördüm ya şey. Ondan ben resmen bak beni ne hale getirdin dedim. O yüzden ağladı orada, ses kaydını zaten görmüştür. Ondan utanıyorum dedi. Hatta ondan size bir tane de ev bugün de işte Murat Boz'un Sonsuza Dek şarkısını göndermiş. Evet. Aşkım benim için dinle lütfen sonuna kadar diye. Lütfen. Müge Hanım, bir şey sorabilir miyim? Hı-hı. Aslında tam bu okuduğunuz metin, okuduğunuz kısım aslında her şeyin özeti. Dün diyordu ya ben çok seviyorum falan filan, sevgimden buraya geldim, sevgimle arıyorum diye. Seven bir kadın bir insanı bu şekilde yalvartır mı? Niye? Ben şiddet gördüm ya, ben gelmeyeceğim dedim. O bana diyor ki lütfen en son şans ver diyor. Ya senin daha önceki buradaki yayınlardaki konuşmalarına bakıyorum. He. Ben seviyordum, bir problemimiz yoktu. Evet. Bir öyle diyorsun. Yok, ben önceden de söyledim. Ben önceden de söyledim. Kavgamız vardı, şeyimiz vardı. Hep sindirini alıyordu dedim. Ondan sonra özür diliyordu dedim. Ya sen bu adam için kocam diyorsun. He. Kocam diyorsun, evet. Ama kavgalayayım çekip gitmişsin. Evet. Madem kocandı niye başında durmadın? Madem bir seni yakın arkadaşımışsın. Evet. Tamam, niye sahip çıkmadın mesela? Ben kötü insanmışım. Evet. Niye dakika, yoldan... Bak, bana niye karşıma gelmedi? Hamile ol demesini biliyorsun. Doktor göstermesini biliyorsun. O konuda... Niye o zaman da demedin? Ben... Bak kardeşim git ben, bu yerden. Bir dakika. Bak, o konuda haklısın. Yuvanı yıkma git bekle, demedin. Bekle bir dakika. Sabahlı mı cevap bekle, ver? Cevabını niye demedin? O Erdal'ın başına gelen bu olayda bütün köy olarak... Böyle konuşmasını biliyorsun. Niye demedin? Hepimiz sorumluyuz. Niye demedin? Biliyor musun? Bak insan nasıl... Böyle bir bak hak etmedi. Dakika, dinle ama dinle. Hak etmedi. Bu ama Türkiye'de dakika, bu dinle, iş dinle, olamaz. Dinle. Olamaz böyle ben iş. Ben senin gibi konuşmuyorum. Sen sordunuz. Ben senin gibi konuşmuyorum. Dinleyelim. Erdal'ın başına gelen bu gel, olayda benim canım yanıyor. Herkes sorumlu. Sen Sakarya'dan bu programa gelebildin mi? Ben ta Özbekistan'dan geldim. Sen gelebildin ben, mi? Ben 12 gündür daha uykuyamadım. Allah uyku razı olsun. Hayır, programa davet katıldım. Ben daha yani uykuyamadım. Programa katıldım. Biz ekiplerle beraberiz. Çıksın dedim, çıktı. Biz Müge Hanım'ın ekipleriyle beraberiz. Can Hanım ekipleriyle beraberiz. Sen niye hareket bak, ben... Geliyorsun kameraya bakıyorsun. Gel, polise de iki günden sonra gidiyorsun. Madem ki Tuncay'ı sevsen. Zaten ilk akşam Tuncay'ı götürsen benim. Niye kitabını 1000 TL sen verebilmedin? Tuncay, madem ki yanında polise, çalışıyor. Polise git. He? Diyen ben çocuğu değil mi sana? Çocuğu o kadar para ihtiyacı varmış. Niye vermedin? Can Hanım'ı ihtiyacı kim? Bana olsaydın verirdin. Biz elimizden geldiği kadar Tuncay'a verdik. Tuncay'ı sen zaten bunlar biliyor musun? Niye para vermedin? Yardım edin. Verdik biz Tuncay'a verdik. Bakın, önce bir soru sordunuz. Sonra sorduğunuz sorunun cevabını almak için izin vermedi. Özür dilerim. Ama o zaman sorduğunuz sorunun önce bir cevabını alalım, konu sapmasın. Ben ilk günden beri Erdal'ın kaybolduğunu duyduğum, Tuncay beni aradı, aradığından bakın, beri... Bakın ondan bahsetmiyor aslında. Arıyorum. Başka Nergis bir şey Hanım, sordu. Nergis Hanım başka bir şey söylüyor. Nergis Hanım buraya geldiğinden beri diyor ki, ben, siz kaç senedir berabersiniz? Bunu netleştirebildik mi Erdal 6 sene beraberiz. 4,5 sene imam nikahım var. Ha, siz 6 evet yıldır beraberiz. O zaman senin haberin yok Nurcan 6 yıllık beraberliklerinden. En son duyduğumda zaten hamileydim işte. Hamileyken zaten bunların şeyi başladı. Çocuk kaç yaşında senin? 4 yaşında. 4 yaşında. Sen yani bunun 4,5-5 senesini biliyorsun. 5 dedim işte. 6 yıldır berabersiniz. Aha. Şimdi siz hep diyorsunuz ki yani gelip kocasına sahip çıksaydı, arkadaşına sahip çıksaydı. Abiciğim ne yapacağız? Ne yapacağız? Yani şimdi kime söz geçiyor? Yani şimdi ben Kadriye'ye bir şey yapma dersem özel hayatıyla ilgili ne kadar sözümü geçirebilirim? Söylerim Sevcan'a, söylerim. Ama ne yapayım ben onları alıp da zincirle bağlayamam ki. Tamam, yapma Nurcan'cığım kızım bir şey derim, demiyorum. Etme kızım derim, ben, yapma oğlum şimdi derim. Şimdi erkek ya, arkadaş arkadaşını mesela. Ama ne yapacak arkadaşına? Onunla arkadaş olmuş, oturmuş, yemiş, çok söyledi, içmiş mesela. Çok söyledi. Nergis Hanım bakın bizim toplumumuzda sizi bilmem. Çok söylese niye siz, bana siz bugün Nergis söylemediniz? Hanım. Nergis Hanım. Ha, bizi doktora gitmemizi istiyordunuz, hamile olmamızı istiyordunuz. Ben niye seninle hiçbir zaman konuşmadım. Niye söylemedin? Ben seni ekranda söylemedin. Takılı kaldınız. Ha, söyler misin? Eğer sen Tuncay'ı sevsen, Nurcan'ı saygın olsa çok iyiymişsiniz. Niye bana öyle kelime yok, kullandın? Yok, Nergis Hanım, ben sizinle bakın, hiç görüşmedim. Bakın belki bizim anlaşamadığımız konu bu. Ben bilmiyorum tabii, ben hani Özbekistan'ı da çok kendime yabancı bir yer olarak görmediğim için. Yani çok da arkadaşım olduğu için Özbeklerden çok farklı görmüyorum kültürlerimizi. Ama şu size herhalde garip geliyor. Bakın bir erkek bir başka erkeğe gidip de bu kadından ayrıl diye ısrar edemez. O zaman o diğer erkek döner der ki
Senin mi gözün var ki evet. sen bana ayrıl diyorsun? Hayır, ya yani bizim toplumumuzda evet. bilmiyorum yanılıyor muyum? Doğru. Erkekler birbirlerini tutup da eşleri ya da olamaz. Kendi öz babası da olsa evet. ayrıl 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 ya da diyemez. Adam döner ki bir dakika kardeşim der. Yani bir erkekliğin de bir raconu var ya. Aynen. Bir kadın da şimdi bana ayrıl 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 dese derim ki niye sen tutunuyorsun ben ayrılayım diye. Yapıcı olarak konuşabilir. Yuvanı dağıtma diyebilir. Evet. Müsbet yönde konuşabilir. He. Ama yıkıcı olarak yani normal ayrıl, olarak ayrıl konuşmaz. Diyemez. Anlatabiliyor muyum? Yani nasıl desin? Ya da siz diyorsunuz ki Nurcan'a kocana sahip çık. Abicim nasıl kocamıza sahip çıkacağız? Yani ne yapabiliriz? Siz ya kocalarımızın peşini bıraksanız yani, bizim sahip çıkmamıza gerek kalmaz zaten. Yani Nergis Hanım kocaya nasıl sahip çıkıyorsun? O yüzden mi bana doktora şey sanış yaptınız mı? Ben şimdi, seni hiçbir Hanım, zaman yani görmedim, ben, ekranda gördüm. Bakın ben insanın malına, mülküne, hayatına, eğitimine, her şeyine sahip çıkması gerektiğini düşünen bir kadınım. Gerçekten de hiç pes etmemek gerektiğini düşünen bir kadınım. Fakat ikili ilişkilerde yani buraya da geliyor adam, karısını arıyor. Diyoruz ki sen niye arıyorsun kardeşim? Kadın gitmiş. Şimdi buraya... Bunu erkeğe de söylüyoruz. Kadın da geldiğinde diyoruz ki niye arıyorsun? Adam gitmiş. Ne yapabilirsin ya? İstiyorsan aşkından öl. Nurcan aşkından ölsün. Ya adam sana gelmiş. Ne yapsın? Yani sana gelse ne değişecekti? Yani sen illaki Nergis Hanım, Nurcan'ın gelip senin o tekel bayinde bir saçını başını yolmasını mı arzu ediyordun? Yolsaydı ne yapacaktın? Bana söyler misin? Allah aşkına ya. Bundan 4,5 sene önce gelseydi oraya senin de bir ağzını burnunu kırsaydı. Oğlum da alsaydı yanına, akrabalarını da alsaydı. Elinden de kimse alamazdı. Ne değişecekti? Burada aile konumu da değil. Burada ama bir dakika, ama Erdal'ın bak, parasını, ama parasının arkasından ama olan şeyler. Ama geldiğinizden beri aynı şeyi söylüyorsunuz. Ben de size soruyorum. Diyorum ki gelip senin ağzını burnunu kırsaydı var mıydı o gücü? Görümcelerini alır, arkadaşlarını alır. Gelir senin orada ağzını burnunu kırar. Ne değişecekti bana söyler misin? Allah aşkına ya tek kelime ne değişecekti? Sen tasını tarağını toplayıp Özbekistan'a geri mi dönecektin? Hadi söyle bana. Dönebilirdim. Dönebilirdin. Evet. Bilirdin. Belki beni de tehdit etseler gidebilirdim. Belki ama. Hı-hı. Belki. Kimse tehdit etmedi. Ha, belki de. Belki öyle masaj gibi biri yazdırsaydı bak aklı başını al deseydi ben belki giderdim. Belki. Niye evet. senin bir şey yapman için sana birini tehdit etmesi mi lazım? Ne, bak Ersin Bey'i de tehdit ediyorlar bir... işte. Ersin Bey'i tehdit ettiler de Ersin Bey yolundan geri döndü mü? Çıkmadı mı bu ekrana? Demiyor mu benim de çocuklarım okulda karımı da aldım geldim diye. Tehdit ettiler ne oldu? Adam ben şimdi mesela bunlar da korkuyor o çocuğumuz var diye. Belki benim de çocuğum yanımdaydı. Allah'tan diyecektim ki çocuğum var. Ben illaki buna bir şeyler uydururdum. Gittimden sonra gelmeyecektim. Nergis Hanımcığım yani sizin eşiniz nerede çocuğunuzun babası? Yaşıyor mu, hayatta mı çocuğunuzun babası? Ben doğuldu da hiç kocamla ayrıldım. Ondan sonra tek ayaklarımda baktım hiç görmedim. Babasını hiç görüşmediniz. Tamam yani hani böyle belki de sizin bir evlilik hayatınız olmadığı için siz herhalde bu ilişkileri çok şey yapamıyorsunuz. Bir kafanızda oturtamıyorsunuz. Ne yapılabilir yani? Yani tehditle konuda... falan olacak iş mi? Ne yapılabilir? Siz Nurcan Hanım sizinle muhatap olmadı diye, sizinle gelip dövüşmedi diye Nurcan Hanım'ın hiç üzüldüğünü, üzüleceğini, çoluğunun çocuğunun perişan olacağını hiç akıl edemeyecek kadar aptal bir kadın mısınız? Duygusuz bir kadın mısınız? Vicdansız bir kadın mısınız? Mugi Hanım ben gittim. Bence hiç öyle değilsiniz. Son derecede akıllı bir kadınsınız siz. Yani şimdi bu adamları da ortaya da salmıyoruz ki herkes kapışsın diye. Evet. Ama açıkçası gidene de bir yerden sonra güle güle. Ne oldu size geldi de sizi çok mutlu etti. Ne dediniz? Paramı vermedi, pulumu vermedi, beni dövdü, dışarı çıkartmıyordu, dişimi kırdı. Şimdi bu hayat mı? Siz bunun adına sevgi olarak niteleyebilirsiniz. Benim için dehşet bir şey. Abla valla her benim yere benim yanımdaki gidiyordu. Adamın beni dışarı çıkartmaması ne demek? Ne demek? Niye beni dışarı çıkartmıyor? Bana güvenmiyor. Bana güvenmiyorsa niye benim yanımda? Çok aşağılayıcı bir durum değil mi? İnsanın kocasını ya da sevgilisinin onu bu şekilde kıskan. Ben bir kadın olarak söylüyorum bunu. İnsanın kocasının ya da sevgilisinin bu şekilde onu kıskanması kadar bir kadına aşağılayıcı bir tavır olamaz. Ya hastadır, benimle beraber o zaman olmama gerek yok. Ya da bende bir sıkıntı olduğunu düşünüyordur. Benden emin değilse ben kendimden eminim. Nasıl böyle bir onursuzluğun içinde yer alabilirim?
Nurcan seninle konuşuyorum yeter. Belki ama benim, aslında senin konuşman gerekiyor tabii. Bize yani. Bu ayıp yeter. Konuşmak istemiyorum. Daha. Şimdi biz Nergis Erdal Şovus'a gelmedik. Biz katil olmaya geldik. Eğer sen dersin ki tamam Nergis'i kötü tarafı da var. Hayır biz buraya şuradan girdik. Biz buraya şuradan girdik. Erdoğan Bey'in bu cinayeti işlemek için ne nedeni vardan girdik? Evet. Yok bir nedeni diyorsunuz. Nergis Hanım'ın ne nedeni var dediğinde Ersin Bey bunu paraya bağlıyor. Tuncay'ın var mı öldürmek için nedeni? Onun da var. Var. Onun da var. O bir taraftan da ailesini korumaya çalışıyor gencecik bir çocuk olarak. Yani doğru. Babası ailesine gelip bir şey yapmasın diye. Ve o öfkeyle büyümüş. Bak ben mesela Tuncay'ın dünkü anlattığı şeyden çok etkilendim. Evde küçük 12 yaşında bir kız çocuğu var. Baba geliyor evden içki sattırıyor. Doğru. Tuncay da diyor ki benim evde 12 yaşında kız kardeşim var. Sen sarhoş adamları bizim evimize gönderemezsin diyor. Bir yani bu çocuğun da içinde. Nedeni var. Tabii evet var. Para, bir parasızlık bir aile bir de bu durumu var mesela. Şimdi bu 3500 lirayı da aldığında ne yaptığı önemli. Yani o 3500 lirayı nereye verecekti? Ya da cebindeki bir başka parayı, bir 20 bin lira bir paradan da bahsediliyor. 20 bin lira artı 3500 lira, 23.500 lira. Bir hanımefendi telefon attığımızda. Hanımefendi hala attı mı? Çok da beklettim ya, özür dilerim. Hanımefendi günaydın. Selam. Hoş geldiniz yayınımıza. Siz cinayetten yaklaşık 20 gün önce bir telefon konuşmasına şahit bir konuşma yapıyorsunuz Erdal Bey'le. Ne anlattı size? Ben Erdal Bey'in komşusuyum. Evet. Eşimle devamlı işleme giren İstanbul insanım. Eşim bir gün bir akşam gittiğimizde sordu Erdal ne haber nasılsın ne yapıyorsun dık işlerine diyor. Ne yapacağım abi dedi. Bitti fındık ama dedi üç tonu çalındı dedi. Bir tonu da Suriye'ye gitti dedi. Aldın mı bari paranı dedi eşim. Yok abi dedi eskini alamadım dedi. Ben bunu kulaklarımda duydum. Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Buna Ersin Bey'in cevap vermesi gerekecek. Evet, evet. Erdal Bey'i o kadar yani aşağı bir duruma düşürüyorlar ki konuştukça. Madem böyle bir insan bu insan. Ben komşusu olarak bir hatasını görmedim. Yani öyle bir insan herkese yanlış gözle bakar değil mi? Kuzeninin sevgilisini elinden alan bir insan. Bütün komşularımızla bağlansın. Erdal Bey'in böyle bir şeyi yapar mı? Kime yan gözle bakmış? Lütfen arkadaşı olarak, kısmısı olarak bu Tüccar Beyefendi'ye soruyorum. Böyle bir insanı ben kapıma getirir miyim? Karımı araştırır mıyım? Nasıl güvenip seni uğruna çağıracağım? Karım parasını verecek. Ben bunu sadece. Burada ben cevap verebilir miyim? Erdal'ın asla köyüne, çevresine bir yanlış olmaz. Erdal'da namus silesi olmaz köyüne. Hiçbir kadın, erkek misin, dişi misin bakmaz. Yani kafasını kaldırıp da köyünde doğru. Öyle. Ticaretine on numara sağlam. Gerçekten borç takmaz. Yani babası da aileydi. Aynen o babasının ahlakında gider ticaret olarak. O üç ton çalınmayı ben söyleyebilir miyim? Evet. Erdal abi dükkana geldiğinde dedi ki, kuzen dedi benim fındığım bu sene 7 ton çıktı ama dedi... Ben bahçemi biliyorum dedi. Ha o şey. Benim fındığım dedi 7 ton değil dedi 10 ton dedi. 10 ton çıkması lazımdı. Nurcan'la dedi Tuncay dedi çaldı fındığı sakladılar benim vermeyeceğimi düşünerek şey dedi. Onda. Çalındı demesi bu. Bize de anlattı bunu. 10 ton çıkması lazımdı 7 ton çıktı dedi. Ben bahçemi yani biliyorum mahsulünü yani, dedi. Öyle mi Nurcan siz de kenara ayırdınız mı? Kenara ayırdım zaten gördü aldı ki. Geçen de anlattım ben burada. Ondan demiş. Az önce anlattığım konu aslında. Yani kocalarından. Kendilerine kışı ayırdı. Ama ne zaman aldı sizden onu? Bu hanımefendi 20 gün önce konuştuğunu söylüyor. Sizden o 3 tonu görüp siz 3 ton mu ayırmıştınız? Yok. O söylüyor 3 ton. Belki 2 çuval, belki 5 çuval. Fındık başladı abla. Fındık başladı. İlk ramör kapıya döküldü. Ondan sonra fındık kurudu, çekildi. O sıra almıştı annem 3-5 çuval. Ben de yanındaydım. Hatta beraber veriyorduk fındığı. Beraber gittik boşaltıp. Fındığı beraber veriyorduk. Ondan sonra fındığı görmüş dedi al dedi yerinden. Dedi ikimizin yanına geldi dedi ki borcum var dedi siz dedi ellemeyin. Fındığı dedi ben alayım dedi. Bir tane dedi almayın. Tamam dedik biz de. Tamam dedik. Dedi ben size dedi vereceğim. Vereceğim dedi. Bu kadar. Başka hiçbir şey yok. Ama size vereceği de 100 kiloymuş. Sana ait tarladan kaç ne kadar çıkıyordu? 3 ton. 3 ton. 3 ton çıktı. 3 ton işte 3 ton o. 3 ton bunun yeri. Yani demek istediği onu söylüyor. Dur. Ama sana bir şey söyleyeceğim o zaman sizin o 3 tonu geri verdiğinize inanmıyor demek İnanmıyor. Ki. İnanmıyorsa nereye koymuşuk? Bu alansınlar da söylesin. Tamam o zaman da almış işte 25 Aralık'ta gidecek Özbekistan'a. Size saldırıyor bu adam verin 3 ton diye. Ha niye?
Bize saldırması yok ki abla. Eşiyle oğlunun aldığını düşünüyor onu. Bize aldığını düşünüyor. Ben zaten tamam, aldığını düşünüyor. Söyledi bize de. Dükkanda da söyledi o zaten. Tamam, adam da geri istiyor işte. Geri istiyor ama yok ki öyle yok bir fındık. Nereye öyle düşünüyor? Fındık arazilerini babalar öldü. Üç ton fındığı nereye saklayabilirim ki? Arkadaşlar zaten olup olmaması önemli değil. İşte onun öyle bir düşüncesi var. Evet, onun öyle bir düşüncesi vardı. Hatta şöyle bir beyanla bulundu. Dedi ki bunlar benim dedi 3 ton fındığımı çaldılar ama dedi seniye dedi direkt dedi makineden kurutmaya oradan tüccara dedi kapıya dökmeyeceğim bakayım neyi alacaklar dedi. O zaman evet. Tuncay'a para vermemesi, o 1000 lirayı da vermemesi. Fındığını aldığını bu, düşündüğü için. Fındığı aldığını düşündüğü için evet. Tuncay'a para vermiyor. O zaman üç ton beyin almadı zaten 3 tonumu çaldılar diye. Kapıya hiç getirmeyeceğim. Ilgili, kızgınlıkla vermiyor. Onunla ilgili öyle bir şey söylediğine vermedi inanıyorum ki. Bayanın. Bana demiştir. Da soruyordu. Sağ fındığı satıyorlar mı? Defterlere bakıyordu falan. Çünkü ben iş yerime giren bir kilo fındığı not alarım. Ha, defterlerine de bakıyor acaba. Evet, Tuncay'la şeyin, Nurcan'ın hesabı var mı diye. Bizi kontrol şey ederler. Verdiler mi sana açıktan fındık? Yok, bana öyle ben şey almam. Kime verdim? Söylersen karşı taraf tüccar var. Bölgemdeki insanlar da bilir. Ben aslında habersiz gelen fındıklarda, habersiz gelen fındıklarda, çalma fındık deriz biz ona. Çalma fındık deriz ona. Onu biz not tutarız. Yani canım sen Nurcan senin aile not dostun. Ondan sonra yanarmaya bildiririz. Senin aile dostun. Yanarma o hırsızları alır. Ersin Bey. Getirmedi. Ama bak normal bir şeyden bahsetmiyoruz. Nurcan senin aile dostun. Tuncay senin yanında çalışıyor. Hı-hı. Sen de Erdal'ın kazandığı parayı Nergis'e yediğini düşünerek üzülüyorsun. Evet. Ve hı-hı. Onlar da bir fındık ayırdılarsa onu da satarsın. Ben seni yiyorsam satarım. Ayırmış olsalar satarlardı yapayım. Ama getirmediler. Onun açıklamasını yapayım. Mesela Erdal abinin hanımı fındık satsa alırım. Çünkü Erdal abi bir şey demez. Haberi vardır. Hı-hı. Erdal abinin öyle bir huyu var mesela. Hani örneğin yenge işte al bu üç çuval fındığı otur sat der. Ama Nurcan yengenin sattığı fındığı almam. Çünkü Erdal ona tepki gösterir. Mesela başka müşterim de var. Söylemezsin. Ben o nebale giremem. Ha? Ben o nebale girmem. Şimdi daha nebale sonra... Girecek. Zaten biliyorsun sen Tuncay senin yanında çalışıyor. Tuncay kendine kalmış olan arazisinin olduğunu biliyorsun. Oradan 3 ton fındık çıkacağını ama biliyorsun. Ama babasına çıkacak. Verdi. Şimdi o şeyde ne çıkacak. Bizim stoklarımız var. Girişimiz var, çıkışımız var. Oraya ben giriş yapmam lazım. Öyle bir şey ben biliyorsam eminsem niye almayayım, niye satmayayım yani. Gayet de satarım yani Allah için de çocuğun hakkıysa şimdi, da. Şimdi vicdani olarak da satmayı hak görebilirsiniz. Ben şimdi Erdal'la arkadaşım o zaman Erdal'a ihanet etmiş olurum. Diğer türlü ben onu yapamam yani. Ben onu hiç kimseye hiç müşterime yapmadım. Ama bir şey söyleyeceğim ama siz de sonuçta Erdal'ın yaptığını tasvip etmiyorsunuz. 5000 doları işte Nergis'e gönderiyor diye siz de bozuluyorsunuz ailesine ama vermeyin. Ama o ayrı bir şey. İzinsiz fındık satması ayrı bir şey. Peki Ersin dedin mi sen de 5000 doları Nergis'e gönderdin? Niye 5000 dolar gönderiyorsun? Hani ben tır şoförlüğü yapıyordum bak 5000 dolar çok para falan dedin mi? Biz hep konuşuyorduk zaten onunla. O muhabbetleri yapıyorduk. Peki o ne yani diyordu? Oralarda, ya Tezoğlu ben oraya yerleşeceğim. Ondan sonra ya Erdal kararsızdı. Bazen bugün oraya Özbekistan'a yerleşeceğim. Bahçeleri hep satacağım. Benim bahçem satılık. Yamatar'la satılık diyordu. Tuncay'a da söyledik. Ondan sonra... Ya sen böyle bahçeler satılacak diye... Ya Tuncay bak. Daha sonra... Açıkçası yani... Sana hiç kıyamıyorum. Çok samimi söylüyorum. Ama bu işin birinci şüphelisi sensin. Çünkü sen bu cinayetten... kısa bir süre önce... işte sen jandarmaya şikayetin var. Anlattın, öyle olmadığını anlattın ama... Baban sen onu öldüreceksin diye jandarmaya şikayet ediyor. Ersin'e senden şikayet ediyor. Oğlum beni öldürecek, gençliğimi yakarım diye bana evet. Mesaj attı diye. Başka arkadaşına söylüyor oğlum beni öldürecek diye. Şimdi öğreniyoruz ki fındığınızı aslında çalan babanız. O sizin çaldığınızı düşünüyor. Size evet. Bu yüzden para vermiyor. Siz kışı geçireceksiniz. Eve bu adamların gelmesinden dolayı senin çok haklı bir rahatsızlığın var. Yol günde 3500 lirayı alıyor Lale'den. Nereye gelecek? Sizin eve gelecek. Oğlum... Geldiyse sizin oraya bir şey yaşandıysa anlat. Abla gelmedi. Gelmedi vallahi gelmedi. Gelmedi abla. Keşke yani eve gelse. İnan, sana çok samimi söyleyeyim. Suçu saklamak da suç. Ben kesinlikle. Abla ben suçu kesinlikle şey saklamam yani, yok. Hayır kendi adıma söylüyorum. Suçu saklamak suç ama. Evet. Yani bazen de yani özellikle çocuklara çok üzülüyorum. Çünkü siz istemediğiniz bir hayatın içine doğuyorsunuz yani. Ve bu yaşananların sizi çok etkilediğinin de farkındayım. Yapacak ama bir şeyimiz ben bıraksam devlet peşini bırakmayacak. Eğer bir şey öyle. Olduysa anlatılabilir gibi bir şeyse anlat. Abla şimdi şöyle. Sana eğer gerçekten ben... hiç kıyamıyorum. Ben bakıyorum hiç katil tipinde yok ama insan bazen hani hepimizde katil olma potansiyeli taşıyoruz. Yani Allah iyi insanlarla karşılaştırsın. Amin. Amin. Vallahi. Bak hepimiz taşıyoruz o sabah oraklı adam şimdi yani hepimizi katil edebilir mi? Edebilir abi. Hani işte o kadın fıs fıs sıkar. Adamın aslını vardır ölür. Komşu kadın katil olur şimdi.
Evet. Biz şöyle anladık. Yani onun hani benim aklıma gelen cebinde benim de parası var. Yani onun ya, bunları da yeni sattı çünkü. Şimdi bak çok güzel söylediniz. Bak hatta o gün annem gittiğinde ona ulaşamadığında beni aradı. Aynı cümleyi söyledim ona. Dedim ki bir yerde dedim sızmıştır veya başka birinin yanına gitmiş. Aynısını söyledim ona. Ama akşama kadar haber alınamayınca bu kalktı gitti. Bir şey vardır dedim yani. Çünkü dükkanını bırakmaz. Dükkanını asla bırakmaz. Bırakmaz. İmkanı yok. Asla bırakmaz. Elemanına söyler. Bana söylemez bak. Bana söylemez. Elemanına söyler. Bize de bana sana bir şey söyleyeyim mi? Bana bir senin yerinde geldi. Olsan def olsun gitsin cehennemin dibine demedi kadar. Ben gene, senin demedi. De gördüm. Sen Allah. De yani o kadar da perişan olmuyorsun. Zaten kendisi sevmiyordum ama tabii hani öldü üzülüyorsun anlıyorum ben seni. Bana ne onun dükkanından şey mi aradı ya dün sana kilidini vur. Bana ne? Keşke öyle diyeydim. Ha bana ne ki ya? Yani? Keşke sana öyle ne? Diyeyim. İşte abla keşke şimdi keşke, öyle deseydim. Keşke öyle keşke. Diyeydim. Bak kötü, gitti hep suçlu kötü dedim diye. Yine de baba dedim atmadım peşinden koştum bu hale geldim. Keşke öyle deseydim. Erdal ben keşke memlekete deseydim. Gitti de bir ayda mesela eleman her işi yapıyordu. Muhasebeci var. Keşke gitmeyeydi evine. Var. Bir parasını da parası da duruyor. Hanımefendi günaydın. O şey değil diğer hanımefendi alıyorum. Hanımefendi günaydın. Nergis Ağustos ayında fındık zamanı bir adamla hararetli konuşmalar yaptı. Para mevzusuydu diyen hanımefendi. İkinci bağlı. Alo. Tekrar bağlayalım. Geliyor mu? Ha geliyor efendim. Buyurun günaydın. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Günaydın. Size de iyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederim. Bu Ağustos'un başıydı. Bizim orada pazartesi günlerinden hariç pazar yeri var. Kapalı orası. Herkes bilir oradakiler. Genelde akşam saat 10'du tabii evet 10'da şey Nergis Hanım bir beyefendiyle çok hararetli bir şekilde tartışıyordu. Biz o esnada oradan denize gidiyorduk yaz ayı olduğu için. Yani erken saatte yürüyorduk. Böyle onların tartışmasına herkes dönüp bakmıştı. Yanımdakine dedim ki boş ver dedim bizi ilgilendirme gece işsiz safsız dolu burası dedim. Hadi biz yürüyelim dedim gittik baktık ama öyle bir hararetli bir şekilde para alışverişi yüzündendi sanırım. Bir para mevzusundan tartışıyorlardı. Hatırlıyor musunuz Nergis Hanım? Anlamadım şimdi siz anlatayım. Ağustos ayında diyor şey sabah mi? Saat 10'du biz denize gidiyorduk. Yeri neresi tam? Pazar yeri. Pazar yerinde diyor sabah 10 civarında diyor. Nergis Hanım Ağustos ayında bir adamla diyor para mevzusu konusunda çok hararetli tartışıyordu sokakta. Pazar yerinde? Evet. İki pazar bir yeri var Müge Hanım. Yazın sahil bölgesinde kurulan kapalı pazar yerinden bahsediyor hanımefendi. Öyle mi bahsediyorsunuz? Yok hayır hayır. Bu şey pazartesi günleri kurulan halk pazarı var ya normal sebze meyve satılan yer. Çarşıdaki. Evet. Neresi? Karasu pazar yerinde. Ya. Ağustos'un ilk haftasında birisiyle telefonda görüşmüşsün. Telefonda mı karşılıklı mı? Yüz yüze. Karşılıklı. Ha, nasıl karşılıklı. Biriyle nasıl biriydi? Abla yalan konuşmak istemiyorum. Sadece esmer uzun boylu. Gerçi karanlık da hava tam da bir şey yapamıyorum ama esmer uzun boylu bir adamdı. Ha, siz gece ondan mı bahsediyorsunuz? Evet. Akşam ondan bahsediyorsunuz. Gece ben falan filan deyince akşam onda esnaf. Ben gece zaten biz dükkanı 9'dan sonra teslim ediyoruz. Çocuk çalışıyor. Çocuk bırakıp da şey biz ben nasıl gideceğim? Hanımefendi ben de her sabah 10'da geliyorum programa ama bir mevzu oldu mesela 10.30'da geldim geçen gün. Yani şimdi başka bir şeyden bahsediyor hanımefendi. Gece saat 10'da pazartesi pazarının kurulduğu yerde biriyle para için konuşuyordu. Hayır, esmer, mümkün değil. Uzun boylu bir erkekti diyor. Hayır, mümkün değil. Erdal çünkü beni bir saniye bir yere bırakmaz. Bir saniye hiç, bir yere bırakmaz şeyde diyor madem de dün bak yine söyleyeceğim. Demek korkusu var. Onda gece onda ben hangi insan? Ben sana ne diyorum bak. Bak bunu normalde söylemeyeceğim ben ama işte bak. Bana kendin söyledin. Ben dedin çalıştım dedin hani bir yerlerde. Böyle bir şey yaptım. Nasıl bırakmıyor o zaman bu adam seni de çalıştın orada? Nasıl bırakmıyor? Nasıl bırakmıyor? Bana bunu açıkla. Bak, madem gecenin sen onunda seni bırakmıyor da. Nasıl mekanları bırakıyor da sen onun için para çalışıyorsun? Tamam bak Erdal'la biz evlendikten sonra. He evlendikten sonra. Evet. Evlendikten sonra hiçbir yeri bırakmadı ki. Ya, gece yalan konuşma lan bana demedi mi daha? Tamam bunu şeysin çıkarın. Ben hazırım. Kimle konuşmuş resmini çeksin şeyse çeksin. Ne yapayım ben gazinoya gitmiş adamla fotoğraf şimdi mı isteyeyim? Ben çarşı 10'da gideceğim, telefonda birininle para konunu konuşacağım. Telefonda ya. Yüz yüze diyor. Yüz yüze evet saçmalık ya. Tamam sensin. Yüz yüze diyor. Esmer uzun boylu biriydi diyor. Bak bir konuş hanımefendi. Tamam Esmer boyu uzun. Hiç, ben tanımıyorum ki. Kim olacak? Tövbe. Şimdi ben seni tanımıyorum. Hiç görmediğimi söylüyorum. Sen mangal ısmarladığını söylüyorsun. Ben seni tanımıyorum söylüyorum mesela. Belki görmüştürsün. Erdal öyle dedi diyorsun. Mesela ama Sima'ya hiç tanımıyorsun beni. Ama ben sana canlı sana söyledim. Canlı gördüğüm için söyledim. Ben seninle hiç yüz yüze gelmedim ki. Niye? Ya ben ölü değilim, yaşıyorum ben. Bak kadın ya da canlı gördüğünü söylüyor seni işte pazar şu yerinde. Yengemin karnında hamilesi var ya, ona hiç olsa çocuk ya sen bizi şey görmüş olabilirsin. Ya.
Ama biz seninle bir yemek yemedik, zaten oturmadık, hastane bir yerimiz olmadı ki. Zaten hastane sizin yolunuzun üzerinde görmüş olabilirsin tabii ki. Ama ben bir seninle hiçbir zaman kebap zaten yemedim. Gelip geçecek hayır, kabul ben diyor. Kimseyle kimse. Saat 10 gibi para konuldu. Hanımefendi karıştırıyor olabilir misiniz? Yok yok hayır. Karısı şu küçük yer. Herkes birbirini zaten tanır orada. Evet, yani küçük siz gördüğünüz kişinin Nergis Hanım olduğunu biliyorsunuz tanıdığınız için. Ya ben ilk defa hani o zaman gördüm. Şey, bir de bir tanımıyorum Nergis Hanım'ı. Ay, orada ama bir tartışma olduğunda esnasında döndük baktık ama Nergis Hanım'dır. Anladım, yani bir göz aşinalığınız olduğu için eminsiniz. Evet evet eminim. Erdal Bey'i de tanır mıydınız hanımefendi? Evet Erdal abi de tanıyorum. Tanıyordunuz. Yani Erdal Bey değildi tartıştığı kişi, başka uzun boylu esmer bir beyefendiydi, öyle mi? Evet evet, çünkü biz zaten hepimiz aynı köylüyüz ama ben köyden çıkalı çocuktum. Ama hepsini tanıyorum tabii ki de. Peki kaç yaşlarında birinden bahsediyoruz? Allah, orta yaşta. Ya çok genç de değil, çok yaşlı değil. Yani 40-45 o aralar. Sizi tanıdığını söylüyor. Ben tanımıyorum. Ya işine geleni tanıyorsun, işine gelmeyi tanımıyorsun. Ya bak, benim dükkanı çalışıyorum. Doğru mu? Bir evet. Günde 1000-2000 tane adam geliyor, müşterimiz. Doğru mu? Konuşabilirim. Gel abi hoş geldin abi. Ama ben onda gidip de birinle esmer boyluymuş falanmış, ben para konumunda hiç konuşmadım. Dükkan içi de konuşacak olsam, dükkanı gelse tamam ben bunu tanıyabilirim. Nergis Hanım, hatırlayabilirim. Yani Erdal Bey kendi evine de gidiyor, Nurcan Hanım'a da gidiyor. Yani Nurcan Hanım'a gittiğinde siz ne yapıyorsunuz? Sizi nasıl kontrol ama edecek gece ki? Ama gece hiç gitmedi. Gece ha. Gitmedi. Yalan konuşuyor. Gelip kalıyor yok, yok. Nurcan. Ben memlekete gittim de gitmiş olabilir. Yok, ama asla asla. Gece gitmedi. Gitti geldi gitmedi, ya. Gitmedi, gitmedi, ya. Gece gitmedi. Geldi karşılıklı odada beraber yattık ya. Ya Nurcan kendi de söyledi ya bu sefer. Gece bende kalmıyor dedi. Gündüz kalma geliyor dedi. Kalma zamanlar oluyordu. Bundan tartışıyordu, bende yatıyordu. Evet. Bende yatıyordu. Ama o programında bir başka bir şey söyledi. Fındık sezonuna girdiğimizden beri de şöyle durdum. Yattı sabahın dükkana. İki gece gelmediyse bir gece geldi, üç gece gelmediyse gene bir gece geldi. Hayır, yani hiç normal zamanlarda onlar beraber yaşadıkları halde kavga ettiğinde sizin eve mi geliyordu? Geliyordu, yatıyordu. Hayır hayır, hiç gece gitmedi. Vallahi geldi yattı. Allah, ben emin olduğumu söylüyorum. Biriniz gelip yatıyor diyorsunuz, biriniz gitmedi diyorsunuz. Benim dükkanımın önünden gelip geçiyor bu ama adam. Ama dün programda dedi ki, gece yattı. Dedi doğru dedi. Gidiyordu karısı dedi, gündüz dedi çocuklar için dedi alışveriş yapıp geliyordu dedi, bahçede çalışırken geliyordu dedi. Yok geldi dolu dedi, ben size dedim ki kıskanmıyor musunuz dedim, siz de dediniz ki hayır onun karısı kıskanmıyor mu dediniz. Kaldığı zaman oldu bundan tartışıyordu. İlla ki benim o, tamam köye gitti olsa mesela, illa ki ben çarşıya gidip de birininle para mı konuşmam gerekiyor mu? İşte ya gören var Nergis. Zaten dükkan değil, zaten dükkan 10 gibi çalışıyor ki dükkanı bırakmaz elden. Hayır yani. Saat 2-3 gibi çalışıyor dükkanda. Siz hiç... Hiç vaktim yok diyorsunuz ya. Hı. Yani vaktiniz de var. Hayır, ben dükkanı gündüz eleman çalışıyor. Gece biz Erdal'la çalışıyoruz. 2-3-4'te kapatıyoruz. 8-9 gibi kabul ediyoruz. İkimiz çalışıyoruz. İlla ki ben onu da şey yapsam, Erdal dükkanda çalışıyor. Neredesin der. Ne yapıyorsun der. Devamlı konuşuyor. A, çocuğunu bırakıp da ben onu da oraya gitmeyeceğim ki. Belki gitti. A, Erdal gitse mesela 12'den sonra mı? Kavga etmiyor. Gitmiştir. Yani ama ben hiç gitmedim. Bu Ağustos ayından mı bahsediyorsunuz? Hanımefendi. Ben bu... zaten 9. ay 20'si gittim ya. Ağustos'tan bahsediyor. Tamam işte. Fındık zamanıydı çünkü diyor. Ve para mı o zamanda fındık nasıl? Fındık hala toplamadı ki. Ben gittikten sonra topladı fındıkı. Ben gittim de fındık toplamıyor da. Diyor ki Ağustos ayında, o da fındık zamanıydı. O fındık zamanı senin yorumun mu yine Kadriye, yoksa hanımefendinin söylediği şey mi? Kendi yorumun. O zaman kendi yorumunsa onu alıyorum çünkü bilmiyoruz biz. Ağustos'un sonu 9. ayın birinde başlar fındık sezonu. Yani bir adamla hararetli konuşmalar yapmışsın. Kim o adam? Esmer uzun boylu. Hiç tanımıyorum. Evet, bugün aramızda Ramazan da var. Ramazan'a hoş geldiniz. Hoş Ramazan, sen Erdal'ın nesi oluyorsun? Yeni olurum efendim. Yeni oluyorsun, yani kardeşinin oğlusun. Evet. Bu Erdal'ın bir arkadaşı bize bağlanmıştı. Röportaj vermişti, yüzü dönük, arkası dönük olarak. Demişti ki ben Ramazan'dan da şüpheleniyorum. Çünkü babası Oktay'la aralarında mal davası vardı. Yapmışsa Ramazan'da yapmış olabilir. Aslında işte bir şüphelendiği Ersin'di. Diğeri Ramazan'dı, diğeri Tuncay'dı. Anlatılanlara göre Ramazan'da bugün iddialara cevap vermek için aramızda. Erdoğan Bey, siz de Ramazan'dan şüpheleniyorsunuz galiba. Yok, ben Ramazan sen diye bir şey... Sen şüphelenmiyor musun? Hayır efendim. Sen şüphelenmiyor. Ramazan benim kapı komşum yani, bildiğim kadarıyla. Yani. Biz yani yok sen onun amcası mı oluyorsun?
Sen bunun amca oğlu. Aynen amca oğul arıyorsun. Amca oğul oluyorsun. Peki evet. Şimdi şu tahtayı açar mısınız? Ben bugün bir şeyleri netleştirmek istiyorum. Herkese bildiğini bir anlatsın. Çünkü elime yeni ulaşan bilgiler biraz benim kafamı karıştırdı. Şimdi Tamam. Şimdi aslında benim anladığım yani bir alacak verecek davası biraz daha gidiyor herhalde. Para davasında bir şeyimiz var, bir sıkıntımız var. Şöyle bir sıkıntımız var. Şimdi bu adam fındıkları toplamış. Fındıkları toplarken oğlu Tuncay'a dedesi tarafından ayrılan yerin fındıklarını da almış. Ailenin iddiasına göre demiş ki benim bir borcum var, hepsini satayım. Sizin borcunuzu ödeyeceğim. Ama daha sonra Tuncay üniversite sınavlarına hazırlanıyor. Babasından 1000 lira para istiyor. Annesi vasıtasıyla Erdal da vermem diyor. Nurcan da Tuncay'a söyleyince Tuncay ister istemez babasını arıyor. Diyor ki yani sen niye vermiyorsun? Hem bizim fındığımızı aldın. Değil mi? Yok o arada. He? Yani o arada tamam yani. Hem bizim fındığımızı alıyorsun hem 1000 lira vermiyorsun diyor falan. Böyle bir davaları var. Yani Tuncay burada haklı anlattığına göre. Fakat Erdal Bey ölmeden önce dün yayınımıza da bağlananlar, röportaj verenlerin de anlattığına göre fındığını sattığı Ersin'den fındığının parasını alamadığını söylüyor. Bunu sadece eşine, dostuna, komşusuna değil Nergis Hanım'a da söylüyor. Ben diyor fındığımın parasını alamadım diyor. Efendim, siz de diyorsunuz ki ben fındığımın parasını verdim. Ramazan'a söylemiş. Ramazan anlat. Onun yeğeni Ramazan. Ne kadar alacağı var mıymış, borcu var mıymış? Sana da bir şeyler konuşmuş şimdi bak. Anlat. Abla, Müge Hanım, buyurun. Olayla ilgili biz en son son zamanlarda köyde Ersin abilerle denk geldik. Geçerken daha doğrusu. Ersin abi alkollüydü. Benim yanımdaki abi de alkollüydü. Öyle bir alkol içilen yere çekmiştik. Sonra evet. Ersin abi demiş de... Orada evet, işte evet. Otururken muhabbet ederken biz de alkol aldık orada. Evet. Ondan sonra olaylar daha da yani sıcak öyle şeyler oldu. Sonra paralarında para pul muhabbeti falan geçti. Yani Ersin abinin bütün parasını verdiğini sadece 100 kilo fındık parası kaldığını söyledi. Evet. Aynen. Orada. Erdal mı? Aynen evet. Amcam kendisi. Bunu sana ne zaman söyledi? 20 gün oluyordu herhalde. Kaybolmadan önce 20 gün. 20 gün oluyordu. Evet. Ama aslında işte sizin yanınızda onu konuşuyor ama millete karşı da 3 ton fındığının parasını alamadığını konuşuyor. Yok, bizi 7 ton fındığını çıktığını söyledi. Hatta fındığı erken verdim dedi. Randımanı düşük verdiğini falan filan. Fişlerimiz var. Ekrana alalım isterseniz Müge Hanım. Fişlerimiz var. Biz o kantar pusulalarına ödemediğimiz parayı yazmayız. Onun aynı nüshanın bir tanesi Erdal tamam, Sakız'da. Ersin Bey siz öyle söylüyorsunuz tamam siz ödediğinizi söylüyorsunuz. Hı-hı, evet. Ama Erdal'ın da etrafına paramı alamadım dediği de bir vaka. Yani o da ben paramı alamadım diyor tamam siz ödediğinizi söylüyorsunuz. Evet. Ama işte dün de bağlandılar yayına komşuları da paramı alamadım dedi. Nergis Hanım'a da söylemiş. Bir önceki yılın parasını da alamadığını söylemiş. Evet ona gelelim. Ona gelelim. Çok önemli bak, kısım. Ben şimdi Nergis Hanım'ın yalanlarını burada söyleyeceğim. Bugün tamam, hatırlı oldum. Nergis Hanım'ı önceki yıl değil. Erdal Sakız önceki yıl fındık mı toplamış? Ailesine sorun burada. Önceki yıl dedesi zaten sağlamdı. Mehmet abi yaşıyordu. Mehmet abi sattı fındığı bana. Erdal zaten, Erdal'la ilk ticaretim bu sene. İlk sene yani buna Nergis önce Hanım, kavuşturalım. Bu yalan. Bu kadının yalanları dehşet. Kayınpederim satıyor. Dehşet diyor ki ne? Sen diyor, sen diyor bekle. Sen diyor, yok toplamadı. Sen, toplamadı Erdal. Ben ağızdan çıktığını söylüyorum. Erdal bana ilk defa fındık sattı. Gitti. Yalan abi, söyleme. Çalıştı. Azgın hırsız. Dedi ki bana dediğini söylüyorum. Azgın hırsız ben fındıkımı alamıyorum dedi. İstikteki paralarımı alamıyorum yalan dedi. Yalan konuşma. Gelini oğlu burada. Yalan konuşma. Kayınpederim sattı bütün mal varlığını. Burada Erdal. Erdal fındık topladı mı geçen sene? Ben ona kanaat veremem yani. Ben de o zaman fındık zamanı ya, köyde yok. Tamam Erdal sana söylemiş ya. Sevgilisi kuzeni var demiş mesela. Erdal da bana aynısını dedi. Alamadım dedi. Bak ama dinle. Bu adam toplamasa fındık toplamasa bu adam neyle geçinecekti? E ne bileyim sen tahminle konuşuyorsun. Ama geçen sene fındık Bahtiyar topladı. Evet. Topladığı kadar fındık şey ya ister istemez Erdal bir kısım fındık topladı yani. Ama bana satmadı. Bana Erdal sadece bu sene fındık sattı. Nurcan söylesene toplamadı. Erdal sadece bana bu sene fındık. Bu sene hepsini topladı. Ama bana sattım dedi gidip söylüyorum. Erdal da bir ay kilolüyor demek ki. Senin için başı topladı. Hepimiz aynı anda konuşunca anlaşılmıyor. Bir sen birbirimizi bir dinleyelim evet. Topladı mı fındık? Topladım dedi. Topladı Nurcan da söylüyor ki. Buna satış yapmadı. Kayınpederim buna satış yaptı. Tamam kime satış yaptı? Tamam Şaban enişteme satmadı mı? Eniştem Şaban zengine satış yaptı. Eniştesine tamam. Başkasına satmış geçen tamam, sene. Yani, ama ondan mı para alamadığını söylüyor fakat. Sattı yılda... her yerden parasını aldı. Almıştı Müge Hanım kesinlikle aldı. Eminim. Bu adam benim gözümden aldı. Peki bu Mart 2023'te parasının geri kalanını alacak dedi ki. Mart 2023'te alacak parasının geri kalanını. Bir de
Öyle bir dava var. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey. Öyle bir şey yok. Biz de duymadık. Ben öyle bir ticaretini bilmiyorum. Anladım. Şimdi şey o zaman yok. Oktay Bey'le bunu konuşunca izleyeceğiz. Şimdi bakın şunu bir yazmamız lazım. Bu 9 Kasım, 10 Kasım, 10 Kasım, 11 Kasım'a bağlayan gece falan benim kafamı karıştırıyor. Ben o kadar ayrıntıyı anlamam biliyorsunuz. Sevmem daha doğrusu. Şimdi 9 Kasım çarşamba günü bakın. Değil mi? Aynen öyle. Hatta onu şöyle yazalım. Hangisi? Şimdi bu 9 Kasım çarşamba. Günlerden gidersek daha anlatacaklarım anlaşılır olacak. Aynen. 10 Kasım'da perşembe. Değil mi? Evet. Şimdi sen Tuncay, babanın kaybolduğunu hangi gün öğreniyorsun? Perşembe. 10 Kasım perşembe günü öğreniyorsun değil mi? Evet. Yani bu adam şu çarşamba günü kaybolmuş. Evet. Şimdi sen gittiğinde dükkanda görüntülü, sesli videoyu izliyorsun. En son bir telefon konuşmasına şahit oluyorsun değil mi? Hı hı. Bu telefon konuşması 9 Kasım çarşamba gününe ait. Değil mi? Saat kaç? 9 Saat Kasım. Kaçta yapmış o? 23.42. Çarşamba. 23.42'de bir telefon konuşması yapıyor. Kim kimi arıyor? Ben aradım. Lale abla, Lale Hanım arıyor. Erdal Bey arıyor. Lale Hanım arıyor. Ne diyorsunuz? Paranı almaya gelmedin Erdal abi dedim. Ha, paranı al diyorsun yani. Hı hı. Değil mi? Evet. Bir gün önce alması gerekiyordu, gelmedi. Hı. Şimdi iddiaya göre bir gün evvel yani ayın 8'inde Erdal size geliyor. Evet. Ve diyor ki bana 10 bin lira ver diyor. Yani kısacasını anlatıyor. Dur şimdi kısacasını dur şimdi. Evet. O kadar ayrıntıya gerek yok. Tamam. 10 bin lira para istiyor. Evet. 6500 lirasını alıyor. Evet. Sonra sen hani sana söyleyince ya kardeşim ben 10 bin lira istemiştim deyince 3500 lirasını sen Lale Hanım'dan alabilirsin diyorsun evet. 8 Kasım için. Değil mi? Ama bu 8 Kasım'da parasını 3500 lirayı almaya Lale Hanım'a gitmiyor. Evet. Evet o gün gitmemiş. He, sen de masanın üzerinde o parayı durdu gördüğün için Lale Hanım'ın aradığını söylüyorsun. Evet. Şimdi aslında bu 3500 lira meselesi, 10 bin lira meselesi babalarının mezarının yapılması için. Bizim. Şimdi sizin iddianıza göre sizden 10 bin lira alıyor, yani 10 bin lira istiyor mezarlık parası için değil mi? Evet. Evet. Şimdi ama 6500 lira alabiliyor. Şimdi o gün ben açıkçası şurayı anlayamıyorum yani benim şurayı bir anlamam lazım. Neden çarşamba günü Lale Hanım arayıp Erdal Bey'i paranı almadın diyor. Şimdi gece yarısı saat 12 olmuş. Evet. Abi artık diziler bitmiş uyuyoruz yani. Hı hı. Anlatabiliyor muyum? Sizin nereden aklınıza geliyor Erdal'ı arayıp da gel paran hazır demek. Sana ne? Yani sonuçta biz kadınlar zaten kocalarımızın sağa sola para vermesinden de çok hoşlanmayız. Yani gece yarısı arayıp da gel paran hazır demenin anlamı nedir ben bunu anlayamadım. Şimdi orayı ben bir dakika onu siz açıklamayın. Heh. Bunu Lale Hanım açıklayacak. Zaten bir gün önce almaya geleceğini Ersin söylemişti. 3,5 milyarı tamam. Ayarladık tamam. Evde. Ersin'in telefonuna çağrıyı gördüm ben. Ersin uyumuştu. Hı-hı. Anladım para için aradığını. Hı-hı. Ersin'in şifresini açamadım. Kilitliydi. Kendi telefonumdan aradım. Erdal abi parayı almaya gelmedin dedim. Öyle deyince ben köye geleceğim gelince alırım dedi. Tamam hayır size ne? Uyandı zaman o arasın. Ben söyledim zaten. Bir dakika zaten ama eşim söyledi. Ben ne söyledim dedi? Zaten eve geldiği zaman. Eve geldim fabrikadan geldim Tuncay da biliyor. İç fındık evet. Götürdüm fabrikaya. Eve geldim. Ondan sonra baktım para orada duruyor. Lale dedim Erdal gelmedim dedim. Ben zaten bebek uyumadığı zaman. Erdal gelmedi. Erdal şimdi bir akşam önce gelecek ya parayı almamış. Ben gelmedim. Şimdi bir de orada aslında aramakta kısım şu. Bizim şimdi şöyle bir değerimiz var ya hani mezar parası, manevi değer veya kurban parası bilmem ne var ya. Şimdi Erdal şöyle zanneder zaten borç alıyor ya. Eğer aramazsam, vermezsem. Siz geldiğinizde, şey hayır siz geldiğinizde parayı masanın üstünde görünce niye aramadınız? Şimdi ben şöyle, onu şöyle açıklayayım. Bizim zaman süre meselemiz nasıl biliyor musun? Sizin Burak Bey'in şu anki sahada çalışması gibi. Yani hemen eve alelaca girdim. Ondan sonra orada yemek de hazırlamıştı hatta. Bir şey atıştırdım hemen duşa girdim. Lale sen orada ara çünkü fırsat yok. Zamanım yok. Ha, siz kaçta geldiniz eve? 10.30 falan civarı. Yani siz ya, o gece onu da konuşalım herkesinkin. Siz eve tamam. 22.30 gibi geldiniz. Evet. Sonra kaçta uyudunuz? Ortalama. Ya 10.30 gibi krem sürdüm. Nasıl hemen sırtıma? Şimdi Tuncay da biliyor. Ben zaten Tuncay da biliyor. Siz boş verin başkasını yani. Siz kaçta uyudunuz o gece? 10.30 gibi işte. Bu 10.30 gibi yattım. Bunu uyudunuz. 2-3 gündür rahatsız da Tuncay doktora götüreyim demiş. Gitmemiş. Ben de evde krem sürdüm. Tuncay söyledi bana doktora götüreyim de ben de gitmedim. Anladım. Krem sürdü. Orada uyuyakalmışsın. Sonra ne yaptınız? Siz bu gece ne yaptınız? Siz sonra 23.42'de aradınız. Ben aradım. Tamam aradınız. Lale Hanım aradı. Siz uyuyorsunuz o arada. Evet.
Kızım vardı, ders çalışıyordu. Cihangir vardı bir de. Anladım. Ya o benim eve gelişle, eve gelmemle uyuma yani uzanma saatim 22 ile 30 arası. Tamam. O yarım saat üstü. Sonra siz ne yaptınız o gece başka? Doktora kızımı götürdük. Hani o büyük kızım. Bir dakika hayatım, bir anlatsın. Uyuyordunuz, evet. Ben şimdi uyuyorum. Bana sinem geldi, kızım geldi. Beni uyandı. Baba kalk, baba kalk falan. Nefes alamıyorum dedi. Ben de ne oldu kızım dedim. Nefes alamıyorum kızım. Boğazlarım şişmiş dedi. Evet. Saat bana, kaç? Saat 1-1.30 arası o civarda. Saate bakmadım yani. Anladım. Ama ondan sonra ama Erdem yani, abi parayı alıp gitti. Tamam. Ondan sonra yani ondan. Siz 01-01.30 arası. He. Ne yaptınız? Kızınız geldi sizi uyandırdı. Ne uyandırdı dedim ya kızım bir uyku yutun adamı rahat bırakın dedim. Doktora ondan sonra dedi yine çok kötüyüm baba boğazlarım şiş nefes alamıyorum dedi. Ondan sonra ben de tamam dedim. Semih gelmiş mi evvel dedim. Semih oğlum muhtar kağıt istemiş. Şey tebligatlar vardı onları gelmiş. Hani bana gönderiyor. Kaç yaşında oğlunuz? 15 yaşında. Anladım. Ondan sonra eve geldim baktım gelmiş taksi kapıda. Ondan sonra ben dedim tamam hadi gidelim dedim. Çıktık o yola. Kızımı hastaneye götürdük. Hastane hangi evet. Hastaneye gittiniz? Karasu İlçe Hastanesi'ne. Tamam. Sonra Karasu evet. İlçe Hastanesi'ne evet, gittiniz. Evet, İlçe Hastanesi'ne gittik. Sonra kaçta eve döndünüz? Şimdi orası şöyle bir durum var. Acile gittik. Acil hemen girdik çıktık. Bir ilaç yazdı. Ondan sonra sinem de şey yapmadı. Dedi ki ben de beğenmiyorum dedi. Adapazarı edeceğim dedi. Daha doğrusu çocuklarda şöyle bir durum var. Hani gezmek de istiyorlar falan öyle. Daha doğrusu bir özlem. Gece gece. Ha. Yok gece gece değil. Kuzeni yeğenim benim şey çocuk düşürdü. Yani çocuğu vefat etti. Ölü doğum yaptı. Ölü doğum yaptı. Oraya gideceklerdi. Ondan sonra hem hastaneye gideriz orada kalırız. Tam ne yaptınız? Yani hastaneden sonra ne yaptınız? Ondan sonra yola doğru gidiyor. Baktım dayanamadım uykusuz dayansın. Kızım dedim. Şey yapma beni yorma gidemem. Ya, yarın gideriz gittik. Dedim. Acele etme. Ben sıkıştırma yarın gideriz gittik. Dedim. Gittik ondan sonra yoldan döndük. Orada Frize diye bir güzergah var. Frize saptık orada ATM'den. Biraz da harçlık çektim 5000 lira yanıma. Döndüm geldim. Hepsi kaçta bu. Evdeydiniz? Galiba saat 4 gibi 4. falan. Yani buradan bir Ferizli'ye gittiniz. Evet. Evet. Ama Ferizli'ye gittiniz Sakarya'ya ama... gideceğiz. Sakarya'ya gidecektik yoldan döndük. Yoldan döndük. Geriye döndünüz yani. Evet çok Sakarya'ya gidecektik yoldan 4 gibi de eve geldiniz. Evet. Ortalama diyelim. Tamam. Evet geri döndünüz. Sonra uyudunuz mu hemen? Yattık uyuduk evet. Sizin arabanızı başka kullanan kişi var mı evde? Benim arabamı herkes kullanır. Tüncay kullanır. Benim arabam şöyle. Anahtar... Şundan bahsediyorum. Heh. Şimdi siz bugün o gri arabanız değil mi sizin? Beyaz. Beyaz arabanız. Beyaz. Sizin şimdi o beyaz arabanızı hı-hı. Evdeyken siz başka kullanan kim var evde? Oğlum kullanır. 15 yaşında ama kullanıyor yani köy içinde. Aslında ehliyet yok ama köy içinde kullanıyor. Tüncay kullanır. Tüncay kullanır. Ertuğrul bağırır. Ertuğrul kullanır. Peki o gece siz eve geldikten sonra arabanızı kullanan kimse oldu mu? O gece değil ama sabahına Tüncay geldi. Sabahına gelmişti. Tüncay almış abi. Tam saat kaçta geldi? Sabah kaçta aradı Tüncay? Beni 9 gibi aradı. Sabah. Tam hatırlamıyorum abla. 9 civarıydı. Dedi ki abla araba lazım. Tüncay gelmiş arabayı almış. Hatta galiba öyle bir şey hatırlıyorum uyku semetresine. Şey sen mi geldin arabayı aldın? Hı-hı. Şey diye hatırlıyorum. Kaçta aldın arabasını? Abla yanlış olmasın. 9'da 10 arası olması lazım. Evet doğru. Anahtarı nereden aldın? Benden aldın. Anahtar zaten üzerinde duruyor araba. Anahtar üzerindeydi. Yani sabah 9-10 gibi de sen arabayı aldın Tuncay öyle mi? Evet. Arabayı Tuncay aldı. Tamam. Bunu şimdi buraya not alalım. Şimdi mevzu şu. Bu 3500-6500 lira parası. Şimdi bir tane yengemiz var biliyorsunuz. Yengemiz de Gülhanım Sakız. Şimdi Erdal Bey, Ersin Bey'den 10.000 lira istiyor ya mezarlık parası için. Aslında o günde siz de diyorsunuz yani manevi değerler vermemiz lazım. Yani 3500 şey lirasını veremedik. Borç ya zaten hani vermek Tüser istemiyor diye. Zanneder. Galbi kırıyor yani şey yapar diye. Hani parayı vermek istemiyor da. Mezar parası ya işte rencide etmeyeyim diye aslında. Anladım. Rencide şimdi, etmeyeyim diye aslında. Ersin benden mezar parası için 10.000 lira istedi ben de 6500 lira verdim. Kalan 3500'ü de evden aldım diyor. Yenge Gül Hanım'a gittik diyor ki böyle bir para yok ki. Toplam zaten 6500 lira. Erdal'ın vermesi gereken de 3250 liraydı. Erdal bana bir gün evvel yani 8 Kasım çarşamba günü bu 6500 lirayı aldığı gün zaten bana o parayı verdi diyor. Yani 8 Kasım salı günü zaten verdi o parayı bana diyor. Yani gece gidip oradan para alıp bana getirmesi diye bir şey zaten söz konusu değildi. Bize borcu yoktu ki bu mezarlık için diyor. Bir izleyelim. O zaman Erdal abi yalan söylüyor. Yayınımız esnasında Ersin Koç, Erdal Sakız'ın kendisinden istediği parayı yengesi Gülhanım Sakız'a vereceğini söyledi. 00.17'de eşimi arıyor. Yenge diyor, ben diyor sizin kapıdayım. Bir emanet var diyor, müsait misin diye soruyor. Kapıyı açıyor, parayı veriyor. Erdal oradan parayı alıyor, hızlı bir şekilde çıkmış orada. Köye giriş görüntüsünü görüyorsunuz ya,
O görüntüden sonra mı Ersin'in evi? Evet, aynen, evet. Aynen. Sonra... Yani köye giriş yaptı, evet, Ersin'in evet. evine gitti. 3500 lirayı onların dediğine göre aldı. Aynen öyle. Sonra da adam yok. Köyde evet. kime gidecek o parayı verecek? Yengesine gidecek. Abisinin hanımına gidecek. Senin adı neydi? Gülhanım Sakız. Gülhanım. Yayınımızın ardından bir araya geldiğimiz Gülhanım Sakız, olay akışını çok daha başka şekilde anlattı. İddiasıyla Ersin Koç'u yalanlayan yengeye göre kayınbiraderi Erdal Sakız, kaybolmadan bir gün evvel yani 8 Kasım Salı akşamı kendisine parayı teslim etmişti. Ben annemin mezarını yaptırayım, senin babanın mezarını da yaptırayım. O da demiş ne? Yaptır Berat'ım, 6,5 milyara mal oldu. Sonra ben Erdal kaynımı aradım. Sen ne uygun görürsen ben razıyım dedi. Yarı yarıya paylaştık. Salı gün akşam kaybolmadan önce akşam ezanını yarım saat geçmiş ve de geçmemiş. O arada geldi. Parayı elime verdi. 3 milyar 300 dedi. Tamam yavrum dedim. 15 dakika falan kalmıştı. En fazla. Giderken yaptıkları konuşmada ise Erdal Sakız'ın sanki veda edermişçesine kendisine nasihatler verdiğine dikkat çekti Gülhanım Sakız. Bana bayağı bir nasihatler verdi böyle. Yani abime iyi bak, ben senin hani bazen işlerini yaparım, kimseye o kadar boyun bükme. Tamam dedim. Daha önceden o şekil demiyordu. Yani yaşlı bir insanların vasiyetini etti bana yani o. Ben de işte dilime varmadı, yine de söyleyecektim de sen Erdal nereye gidiyorsun da bana bu kelimeyi kullanıyorsun diye söyleyemedim. Dilim varmadı. Demek dedim gidiyormuş dedim, bize veda etmiş, biz anlamadık dedim. Peki Erdal Sakız'ın cinayetinde oğlu Tuncay Sakız'dan şüphelenilmesini nasıl değerlendiriyordu Gülhanım Sakız? Cahil çocuk, onu yapamaz derim ben yani. Bir oğul hani bir başkasını da alıp yanına yapmış olsa canicek derim. Hani olgun olsa olabilir derim ama şu şeyde yapamaz derim, o şekil yani. Çok üzücü bir olay. Mihane'den Allah razı olsun bu işe el attığı için. Tez zamanda umarım ki bulur. Şimdi biz hep bu Erdal'ın, rahmetli Erdal'ın köye girip köyden çıkamadığını konuşuyoruz ya. Oo Seyircan, çok güzel düzeltmişsin ha. Eline sağlık, şimdi baktım arkaya. Benim yazı Nizami. Burada biliyorsunuz çift 015'te köye girişi var. Bir daha çıkışı yok ya bu adamcağız. Zaten öldürülmüş belli yani. O gece öldürmüş orada onu birileri. Bence birileri öldürmüş zaten. Çünkü bir boğuşma da olmuş. Yani... ben hani sen hep şey diyorsun ya Tuncay, dışarıdan tarandı. Gerçi onun ben görüntüsüne bakmadım hakikaten ya, oraya atladım. Şu arabanın kurşunlanma görüntüsünü verir misin bir şey? Tabii ki olay yerinde kurşunlar nereden, yani ne tarafta? Biraz şey çekilebilir misin abicim? Şu arkaya verirseniz kapıya. Oraya mı verdin? Yok yok, arabanın kurşunlanma şeyi var ya. Kapı var, kapı. Öyle bulunduğu yerde kapı. Onu verin. O orada anlaşılır. Ha, burada çok bir net bir şekilde... Burası arabanın çıkış noktası yalnız. Dışarıya çıktığını gösteriyor kurşunun. Kurşun dışarıya çıkmış. İçeriden... Buranın yan tarafı ya. Bunlar çıkış... Hani şunu bilemem ama bu çıkış yani. Çok net bir şekilde. Evet. Ötekini ver. Ahmet, çok yakın olunca anlaşılmıyor. Bak şu falan çıkış ya. Şunların ikisi çıkış. Tabii ki olay yeri inceleme daha net görüldü. Ya fotoğraftan görülen arabanın içinden çıkış oldu. Evet. Çünkü sen hep bağımı taramışlar falan diyordun ya röportajında. Ben neden taramışlar diye düşündüğünü merak etmiştim. İçeriden vurulmuş. Değil mi? Bilmiyorum Şevki Hocam. Tabii bunlar içten dışarıya doğru. Bu gördüklerimiz içten dışarıya doğru. Yani arabanın içinde vurulmuş. Boğuşmuş. Dışarıya çıkış delikleri olduğunu boğuşmuş, gösteriyor. Dışarıya doğru açılmış. İçeriden de ateş açılmış. Evet. Tabii arabanın diğer tarafını bilmiyorum. Diğer dış kapıda da var. Abla sol kapıdan atılmış zaten. Sol kapı tarafında da var. Kapı tarafından atılıyor oraya. Evet, yani belki hani öteki kapıdan atıldı, buradan çıkıldı gibi gözükebilir de o zaman bu ne olacak? Yani neyse. Yani bu adam bir şekilde boğuşma izi olduğunu bildiğimize göre bu adam yani yolda yürürken sıkılmamış bu adama. Önce arabanın yok, içine girmiş, bir kavga edilmiş, bir boğuşma izleri de varmış çünkü üzerinde anlatılanlara göre. Ondan yani sonra da kurşunlanarak öldürmüş. 4 kurşun var, biri kafaya isabet. Zaten en büyük problem de o. Şimdi siz o gün dediğim gibi çift 015'te köye giriş var. Sizin eve geldiğine dair şu iki telefon kaydı var. Belki birisi çalmıştır, ona bir şey söyleyemem. Bir tanesinde konuştuğunuzu söylüyorsunuz. Ben kapıya geliyor. Ben de 0017'de aradığını konuştum ben. Evet. Geldi. Başka çağrı gelmedi. Ne dedi? Kapının önündeyim dedi. Yenge geldim, kapının önündeyim, parayı getir dedi. Ben de tamam dedim. Para zaten hazırdı. Kapıyı açınca hemen Erdal abi geldi. Parayı aldı, cebine attı, hızlı bir şekilde evet, gitti. Şimdi dediğim gibi siz de kiralık bir araba kullandığınız için GPS kayıtlarını evet, buldum. Şimdi GPS kayıtlarında aslında onu arkaya da verebiliriz. Şimdi ben size özellikle sordum arabanızı kime verdiniz o gece diye. Siz de kimseye vermediğinizi söylediniz ama tabii başkalarını sayarsanız onlar üzerine de gideriz. Nerede benim şeyim? Yok, ben şimdi onu araştıracağım. Ben
Birisi almış herhalde sizden. Söyleyin kim almış? Yo, o akşam evden çekildi. Dükkanda Semih. Semih ile Ertuğrul Tüncay var mıydı o akşam sen o akşam dükkanda? Siz? Program ne? Ben saat 11'de eve gittim. Onlar en son dükkandaydı. Evdeydi bu. 11'de eve gitti. İşte oğlum markete gittiğini söylüyor. İşte muhtarın yanında tebrikat için onları gittiğini almış. Söylüyor. Öyle dolaştım geldim dedim. 2:50'de. Adam sizin köyde gece yaşıyor ha. Biz gece İstanbul'da uyuyoruz. Olmuyor bizim orada. Biz uyuyoruz kuzu gibi. Valla bizim şey... Şimdi sizin uyuduğunuzu söylediğiniz saatte sizin aracınız 2:50'de olay yerine 6 kilometre uzakta. Aslında kuş bakışı 3 kilometre. Olay yerine 6 kilometre uzakta. Sizin arabanızın 2:50'de olay yerine 6 kilometre uzakta ne alakası var? Bizim ev o güzergahta zaten. Yakın. Tamam o güzergahta. Tamam, o güzergahta yakın. Tamam. Tamam o zaman Semih'in dediği doğru. Gerek üstüne dönmüş gelmişler ya. Orayla alakası yok bizim arabanın. Nasıl yani? O olay yeriyle alakası yok. Şimdi bizim o mahalle... Tamam sizin arabanızı sonra, kim kullanıyor o saatte? Benim çocuk da. 15 yaşındakinden. Evet. Köy içinde evet. Geziniyorlar. Onlar yani. Tunca biliyor ya. Hepsi herkes geziyor. Şimdi ya o... Tunca'yla benim hiç işim yok. Yok Tunca tamam geziniyor. Benim çocuk da. Yani beraber takılıyor. Arkadaşlar Tunca'yla şüpheliler arasında. Evde. Bizim Tunca'yla işimiz yok. Yok onlar beraber takılıyor genelde. Kim o yüzden bilirdim. Tamam sen de mi vardın? Ben saat 11'de evdeydim. Ben saat 11'de evdeydim yattım. Tamam çıktın mı sonra? Yok benim bahsettiğim gece saat 1. Yok evdeydi bu tamam, benim. Tamam o Semih'te muhtemelen. Benim çocuk da. Evdeydi o senin da yatıyordu. Evet. Senin oğlan dışarıda mıydı? Evet dışarıda. Ne yapıyordu? O saat tamam işte. 12-12.30 arası muhtarın yanına gitmiş. Bizim muhtarın yanına gitmiş. Muhtar aramış tebrikatlar var demiş almış. Gece birden bahsediyor. Evet. Gece birden muhtar gece tebrikat değil, mı vermiş? Değil. 50 değil. 0:50'de değil. Oradan muhtarlıktan çıkış benim evin oraya gelişe kadar aşağı yukarı orada muhtarın bir 15 dakikalık süre var. Kaçta almış muhtardan? Arayalım muhtarı. Kaçta almış arayalım, tebrikatı? Arayalım. 12-12.20 arası olması lazım. Öyle söyledi muhtar. Ben sordum bunu. O geceyi araştırdım. Muhtar bana şey dedi. Gezindim dedi. Dükkana geçtim dedi. Ferhat diye bir bakkal var. Ona geçmiş. Muhtar oradan geziniyor saat... oğlum yani. Nerelere gitmiş o gün? Söyleyin siz o zaman. Bakalım GPS'te var mı? Ben şöyle söyleyeyim. GPS'te bakkal burada... makkal yoktu o yüzden söylüyorum. Nerelere gitmiş? Onu şöyle söyleyeyim. Orada hangi bakkala? Hangi bakkala gitmiş? Dur abi. Dur bizim sakin sakin. Bizim dükkanın olduğu yerde. Bakkala? Merkez bakkala. Köydeki PTT'ye gitmiş. PTT. Köydeki PTT. Köydeki Önder Market diye abla. Önder Market diye bir market var bizim. Tamam. 2:50'de Erdoğan abi yarı köprüsünün orada 2:50'de bu bahsi geçen yerde. Yarı köprüsünün oradan çıkmışlar Ege'ye. Efendim? Şimdi bizim demiştim ya biz sağ sapan abla biriniz var mısın biriniz dinleyelim bir bakalım abi. Geri geliyor. Şimdi ikiniz birden konuşunca anlaşılır mı? Yarı köprüsünün oradan doğru çıkmışlar Ege'den aşağı. Senin araba mı? Hı-hı. Yok bu değil. Bu olarak kayıtlı olarak değil. Semih'in söylediği önceki söylediği o. Ben sordum. Geziniyor daha kendisi. Arabayı ne yaptınız ya? Nereye gittiniz o akşam? Birine verdim o akşam mi, sormadın, mi? Az önce sordun. Az önce reklam arasında sordun. Burada sordum. Haberin yoktu senin. Yok, burada sordum. Tamam. Şimdi sordun, haberin yok. Ben yüzden... sana söyleyince şimdi aradın, yanımızda sordun. Hayır, dedin ki değil. Sen mi kullandın dedin. Şeye de sordum. Önceden de sordum. Ben o Tüncay'da bir ihbar vermeye gittiğimiz akşam... dün akşam kayıp dedi ya Tüncay. Tamam da şimdi Ersin Bey. Sordum. O yayla deresinden o olay yeri... arkadaşım rahmetli bulduğumuz nokta 6 kilometreye yakın mı? Biz bilemeyiz ki kilometre. Şimdi o kadar siz, demek. Bakın arkadaşlar buraya çok güzel yazdılar. Şimdi siz o gün parayı verdikten sonra 2:50'de olay yerine 6 kilometre uzaklıktaki bu şeydesiniz, ormanlık alandasınız. Bu tabii bu ormanlık alanda böyle bunlar dakika da yani burada bu ormanlık alanda bulunduğumuz yer de öyle doğru. Bizim evet. Evimizin bulunduğu yerde ormanlık bakın, sizin, tamam sizin evinizin ben bulunduğu yerle burası şey bunun arasında ben haritada görmedim. Bunun arasında nerede var postane, bakkal falan? Şimdi haritayı açarsanız ben size oradan tam net göstereyim aslında isterseniz. Arkadaşlar, şu an şurası muhtemelen bizim haritayı açarsanız orada ben size göstereyim isterseniz. GPS kayıtından görürsün abla bunu şimdi. Tamam, peki siz niye oğlunuza Erdal'ın kaybolduğu gece oğlum arabayı mı aldın diye sordunuz? Haberiniz yok arabayı aldı. Herhalde 15 yıl çocuğa gece 1'de de arabayı vermezsiniz herhalde. Şimdi Semih onlar geziyorlar normalde. Hı? Normalde bunlar şöyle söyleyeyim. Ben mesela eve geldim ya. Kim geziyorlar? Ondan sonra normalde Ertuğrul, Semih, Tuncay dükkanda takılır. Ertuğrul, Semih, Tuncay gezer. Denen... O gece de bu 2:50'de gezerken yine Tuncay yanlarında mıydı? Tuncay çıkmış. Siz sordular siz dediniz yokmuş. Ki ben hatırlayamıyorum. Benim kafam çok bulanık dediniz. Tuncay sen de bu gezintide var mıydın onların yanında? Yokmuş. Yok hayır ben saat, yokmuş. Saat tam 11 mi 11.30 gibi çarşamba ben günü akşamı o zaman benim sizin oğlunuzun yani bu saatlerde bu civarda olmasının şöyle bir avantajı da var. O zaman onlar katil ya da katilleri gördüler. Çünkü burada tek bir yol var. Gidiş var, geliş var. Erdal'ın da arabasını görmeleri lazım. Erdal'la bir araba da gitti. Erdal'la beraber ki tekrar geri döndü. Nasıl dönecek? Kimi görmüşler? Onlar görse
Benim oğlum söyle. Ama görmüş olması lazım. Ama durmuyorlar ama ki geziniyor onlar. Tamam onlar daha iyi işte geziniyorlar. Onların işini şöyle söyleyeyim. Arabaya biner böyle ağır ağır müzik anladım. Falan. Sonra siz turlar çift 0, 21 ile 20 ile 0 pardon 0 1 30 20 ile 0 1 30 arasında Sakarya Karasu Devlet Hastanesi'nin oradasınız. 0 1 0 20 30 arasında. Doğrudur. Sonra saat 3.04'te Ferizli İş Merkezi'ne gidiyorsunuz. ATM'den para ATM çektim. ATM işte orası. Ha, doğru. Sonra 10 dakika sonra Darıçayır isimli mevkiye gidiyorsunuz. O da, evet, o da köye çıkıyor. Yol güzergahımız bizim. Sonra Darıçayır'dan hareket edip Kurudere Mahallesi'ne gidiyorsunuz. Sonra saat 03.53'te de evinize dönüyorsunuz. Evet, dediğimiz gibi ortama 4. Sonra çok enteresan bir şekilde 03.53'ten 06.45'e kadar sizin aracınız durmadan kendi evinin etrafında dönüyor. İleri Allah gidiyor, Allah. Geri gidiyor, evin etrafında yok. Dönüyor. Biz uyumuştuk ama gidiyor, o zaman. Geri gidiyor, kendi etrafında dönüyor. Yok, yok. Sonra 06.45'te evin önünden tekrar hareket ederek kısa bir süre evin uzaklaşılıyor. Evin şöyle benim alanda araba indik. Bir dakika ama dinleyin madem bilmiyorsunuz. Oo. 06.45'te 54 arasında yaklaşık 11 dakika. Bir kısa bir süre evden uzaklaşıyorsunuz. Sonra tekrar evine geriye dönüyorsunuz. Bu gece çalışmaya başlayan araç sabaha kadar hiç istop etmemiş. Ay maşallah. Yok. Allah Allah. Hiç stop etme. Maşallah. Mümkün değil. Araç tekrar saat 10.50'de çalıştırılmış ancak hareket etmemiş. Ondan sonra 46'da tekrar bir etrafta dolaşılmış. 11.54'te eve dönülmüş. Saat 12'de hareket edip evden ayrılmış. Buraya kadar yaşanan tüm hareketlilikler 10 Kasım günü gerçekleşiyor. Yani cinayetin işlendiği gecenin sabahında. Sonra yani benim enteresan gelen bana bir şey var. Siz dediniz ki ben Giresun'a cenazeye gittim. Kimin cenazesine gittiniz? Başınız sağ olsun. Dayımın hanımı. Kaç kere? Kaç kere değil. Şimdi o iki defa gittim oraya ama iki defa değil. Bir defa gittim. Ağır şeyde hastaydı zaten yoğun bakımdaydı. Zaten bekleniyordu öleceği. O arada jandarma telefon açınca ifadem var deyince geri dönmek zorunda kaldım. Geldim. Köye geldim. Şey ifadeye geldim. Ondan sonra şey cenaze haberini aldık. Bir daha annem dedi gidelim gitmek zorunda kaldım. Peki. Şimdi Giresun'a gittiğinizde siz bu Sarp sınır kapısına niye gittiniz? Ha, şimdi onu söyleyeceğim. Ara tatil girmişti Müge Hanım. Ha? Ara tatil girmişti. Bizim zaten normalde Tuncay da biliyor konuyu. Şey vardı. Abi Tuncay'ı boyuna kendinize diyorum ki. Bak, şahit olarak Tuncay'ı söylüyorum. Tuncay'ı kendinize şahit tutmayın. Alo. Çünkü bizim, Tuncay da bu işin şüphelisi. Bizim Şefi Can'ı vardı. Söylüyorum. O zaman ama şöyle söyleyeyim. Tuncay'ı şahit tutmayın. Ha, tamam. Onun bir şahidini bir geçerliğini yok. O zaman şöyle söyleyeyim. Bizim ara tatilde Karadeniz turu tatil planı vardı. Benim kızım Cumhuriyet koştu. Birincisi olmuştu. Ondan sonra daha doğrusu 15-16 madalyası vardı hani. Zaten baskı yapıp duruyordu. Bir Çanakkale turu yapmıştık. Bir de şey söz vermiştim Karadeniz ona. Turu. Karadeniz turu, Batum gezisi yapacaktık. Tamam. Kim? Ondan sonra öyle bir turu yapmıştık. Gittiniz hasta mi ziyareti Batum'a? Yaparak, hasta ziyareti yaparak dedik, gittik. Hasta ziyaretini yaptık. Ondan sonra gezdim. Batum'a gidecektik. Bu bebekte kimlik olmayınca karşıya geçemiyormuş çocuk. Evet. Yani geçemiyormuşsun. Geçemedik. Ondan sonra bir de şeye, Ersin Bey, bu rahmetlinin kayıp bir arkadaşından bahsediliyor. Yani kendi çevresinde olduğu, ha? Tuncay senin arkadaşınmış daha doğrusu. Senin kayıp bir arkadaşından bahsediliyor. İddia şu, ben de merak ediyorum. Siz acaba Sarp sınır kapısından bu arkadaşı geçirmiş olabilir misiniz? Aslında hayır, iddia hayır, bu. Hayır. Ben Erda... Tuncay hangi arkadaşın kayıp cinayetten? Kamera kayıtlarına bakılsınız. Hangi arkadaşım kayıp? Orada kayıtları çıkardı zaten. Olmayan arkadaşın kim? Benim kaybolan arkadaşım kim? Bir düşün bakalım. Hı? Bir düşün bakalım. Ben arkadaş. Ertuğrul Adapazarı'nda. Bu adada zaten şu an köylüler. Yok abla benim arkadaşım kaybolmadı ki. Hı? Benim arkadaşım kaybolmadı benim bildiğim. Hı. Anlamadım. Yok mu senin hiç arkadaşın? Arkadaşım var da kaybolduğunu yok yani hatırlamıyorum. Bir tane arkadaşın yoktu yani bir sürü arkadaşın vardır. Babanın cinayetinden sonra ortada olmayan arkadaşın kim? Ben sadece soruyorum ismini söylemiyorum. Senin söylemeni bekliyorum. Senin ortada olmayan arkadaşın kim? Bu kadar düşünecek kaç kişi? Benim arkadaşım 5 tane hangisi var hangisi yok bilirim yani. Abla şimdi köyde 2 tane var. Ertuğrul'la Semih var. Semih var onlar da zaten. Ertuğrul'la Semih var. Onları o gece o zaman Ertuğrul'la Semih bu olay yerinde gezerken kuvvetli muhtemelen sen de onlarla arabanın içindeydin. Hı? Ya biraz galiba o 9'u 10'a bağlayanlardan falan şeyde oldu. Karışıyoruz da. Karışıklık artık oluyor. Şimdi bakın 9 Kasım çarşamba ya. Evet. Artık o gece saat perşembe. Şeyden sonra 10 Kasım perşembeye geliyoruz biz. Yani o yüzden gece saat 00:50 perşembe akşamı oluyor gene. Anlatabiliyor muyum? Ben o perşembe gününün...
Perşembe sabahı. Perşembenin çift 0:50'sinden bahsediyorum. Yok, artık yerdeydim. Perşembe günü akşam çift 0:50 olduğunda Cuma'ya dönüyor çünkü tarih. Hmm. Anlatabiliyor muyum? Senin babanın öldürüldüğü geceden bahsediyorum. Artık şimdi çarşambasını perşembesini anlaşamıyoruz. Perşembe. Ya ben çarşamba günü saat 11'de evdeydim. Evdeydi. Perşembe günü de karakoldaydık. On arabada Ertuğrul, ben, Semih, Ersin abi. Geç geldi deme oğlum. Geç geldik. Geç geldi. Evet, gördüğümüz beraber geldi. Miyim? Siz şöyle bir şey söylediniz. Tuncay arabayı istedi. Babasının kaybolduğu gün ben Tuncay'a vermek istemedim dediniz de. Neden oğlunuza verip sabaha kadar arabayla dolaşmasına izin veriyorsunuz? Aslında ben izin vermedim ona. He. Ben eve uyuyunca bu dükkandan gelmiş izliyor. Almış değil mi? Dükkandan eve gelmiş. Arabayı almış geri gitmiş. Traktör var bir de şey taksi var. Traktör dükkanının orada sonra durur. Peki tamam almış. Orada hadi o gezmiş arkadaşlar. Sabaha kadar nereye geziyor bunu? Hiç durmamış araba. Ha, yok hiç durmamış kısmı değil. Ben şöyle söyleyeyim. Hastane alan dar. Evimin kapısı yattık. Çok dar. Çok dar evimin kapısı. İleri orada doğru. Bir de mesela traktöre gelmiş bırakmış taksi abla, almış. Abla hareketini göstertiyor mu arabanın? Sade evin etrafında oynadığını mı göstertiyor? Ya dönüyor arabanın ya Erdoğan. İleri geri ya yok, geri geri yok, yani. Yok. Her seferde işte dönmek zorunda. Küçük oğlu. Yani ileri geri yapıyor. Başka yere gidiyor geliyor diyor abla. Hı? Yok, şimdi yok, arabayı yanaştıracak, arabayı yanaştıracak, traktörü geri vermesi lazım, ileri yapıyor, dönüyor geri küçük alıyor mesela. Manevra yapmadan dönemez. Ama sabaha kadar manevra mı yaptı bu araba? Sabaha kadar değil mi? Arkadaşlar bu insan GPS kaydı yani bunu... Orada bir problem var işte. Yani burada GPS kaydını... Sabaha kadar çalışıyor. Dörtte zaten hastaneden geldik, o kayıtlar kadar. Abla tamam kabul ediyorum ben senin yargılarını, suçlamalarınızı, ben sizi suçlamıyorum, iyi dinleyin. Suçlayabilirsin, hepsinde kayıtları var, sıkıntı yok. Abla ne diyor? Bu araba sabaha kadar kapatmamıştır. Arkadaşlar 0353'ten 06:45'e kadar 3 saat. Bu araç durmadan evin etrafında dönüyor. O bir imkansız. E, uyuduk biz zaten ki. O imkansız yani. Ama bunun deliller evin etrafında yani o araba dönmüş. 3 saat. Arkadaşlar kardeşim, artık yani ediyorum. Şimdi her şeye itiraz ediyoruz da GPS'in nesine itiraz edeceğiz? Bu araba 3 saat çalışıyor mu kalmış kapıda? E işte neden çalışıyor? Niye bir araba gider gelir gider gelir? Hayır imkansız. Saat kaç arası görüyor? Abla şu şekilde demin gibi gayetlere göstermek. 2 saatlik bir süreci diyor yani. 3 saat. 0:53, 06:45. Abla şöyle. O imkansız. Çarşamba akşamı dediğim gibi 11'de evdeydim. Perşembe gün karakoldaydık hep beraber. Hı-hı. Geri dönerken de hatta yol kenarlarına bakarak eve geldik sonra. Peki niye arkadaşını aramadın mesela? Sen beraber geziyormuşsunuz. Niye o arabayı aldığında madem arabayı almış babasından gizlice? Bir de mesela nasıl bir şans oldu bu çift 0:50'de araba orada sonra tekrar geri geliyor. Siz tam 01:20'de Sakarya Devlet Hastanesi olduğunuza göre araba böyle tam tesadüf mü oldu? O yani, geliyor. Yani çocuk şey hastalanıyor. Geliyor siz arabayı kapının önünde görüyorsunuz. Yani nasıl böyle bir tesadüf nasıl oldu? Nasıl şey anlamadım. Çünkü sizin oğlunuz sizden habersiz alıyor ya bu aracı. Hı-hı. Evet. Tamam çift 0:50'de olay yerine 6 kilometre uzaklıkta. Zaten sizin eve de bir gelişi var. E sonra siz çift 01:20'de yani hı-hı, ondan yaklaşık yarım saat sonra zaten Sakarya Karasu Devlet Hastanesi'ndesiniz. Evet. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Zaten Semih eve geldikten sonra Sinem diyor şey diye. Araba geldi ya kapıya. Ondan sonra diyor zaten beni tamam, hastaneye götür diye. Tamam sizin oğlunuz o gün kimle gezmiş? O gün bunlarla berabermiş akşam. Tuncay, Semih, başka o akşam dükkanda bunlarla berabermiş. Tuncay yokmuş. Ben yoktum. Yani ondan bahsetmiyorum. Çift 0:50'de bu ormanlık alanda yanında kim var? Onu şimdi sormadım. Az önce sordunuz ya. Yok onu sormadım. Sen arabayla bir yere mi gittin sorun o gece? Sorun arkadaşlar bir arayıp sorun siz. Kiminle beraber? O gece bir yere mi gittin diye sordum ona. He. Ne dedin? Ondan sonra ben de o gece bir yere gitmedim. Sadece Yerli Köprüsü'nün oradan döndüm geldim ben dedi. Ben kayıtlara bir bakayım. Bir postaneye geçtim geldim dedi. Bak. Kurdele... Bak. Bizim orada Yerli Deresi'nden, evin oradan mahallenin sonundan köprü var, oradan dönüyor. Tamam, yanında kim var? Aslında ne güzel, en azından orada gecenin saat birinde dolaşan bir insan var. O zaman zaten o saatlerde öldürüldüğüne göre bu adam. Gidişi, gelişi, hangi arabayı gördüler, kimi gördüler, hepsini sizinle varsa biliyorum. Varsa tabii, ben oğlum tabii da olsa söylesin yani, çıksın söylesin. Şahit olduysa söylesin. Şimdi ben onda asla şey yapmam, imtina etmem. Ama hı, orada bizim alanımız zaten, bizim köyümüz vay önce Karasu'nun son köyü, Dağlık köyü. Ya dağ köyü zaten. Karasu'nun son köyü. Ev, yani alan olarak da zaten evimiz orman alanın bitiminde. Kayıtları ormanın oldu. Bitimi zaten. Evet öyle gibi. Benim evimde tamam, bahçeye ben için mesela o açsın ki alan... telefonunu açtım, o gün aramışlar mı? Açtım. Yani... Zaten benim evimin yanı da... Ersin abi ben yani seni suçlamayayım iyi dinle. Abla diyor ki sana üstüne basa basa... Kardeşim bu araba 3 saat hiç kontak kapatmadan durmadan ne yaptı? O, yani. O araba mümkün değil abla yani. Şimdi GPS kaydına inanmıyor musun? Biz hastaneden gelince uyuduk zaten yorgunuz. Uyuduk. Sizin bir şey demiyorum iyi dinle. Oğlum beraber de 3 saat niye kontak kapattı? Nereye gitti? O da yattı ve uyudu. Hepimiz yattık uyuduk. O zaman sizin arabayı alıp
Orada ha. Sizin arabayı çalıştırıp gezdiren ondan biri haberimiz olmaz. Araba kendi başına etmek istiyorum bak, ben. Yok, ya, anahtarı evin etrafı deme ya. Anahtar bizim evin etrafı konusunu kapat. Tamam da ablacığım şimdi hepimizin anahtarı var. Arabanın anahtarı üzerinde olunca arabada kendi kendine ileri geri. Hayır onu demiyor Şevki hocam biri gezdirmiş diyor ya. Arabayı kullanan kimdi diye soruyor. Çalışıp olma ihtimali de yok. Arabanın anahtarını hep üstünden mi bırakırsınız? Evet genelde öyle bırakırız. Allah Allah. Acaba kontak açık kalsa... Arabanın anahtarı yüzünden bırakılmaz. Ben kiralık bir araba almış olsam... Benim kapım öyle. Benim, ya benim arabam... Benim köpeklerim var. Hiç kimse giremez. Benim şahsi mallarım olduğu için benim de... Hiç kimse giremez. Yok yok giremez. Güzel. Lala. Hiç ama kimse giremezse... Gitti. O zaman sizin arabayı o akşam kullanan... O 3 saat boyunca kullanan ancak sizin evden biri olan. Yok bu değil. Kontak açık kalmış olsa acaba şey gösterir mi? Gösterme. Hareket et. Tanıdıklara yapmaz. Ne olabilir? Ya aynı anda konuşmayın. Kim biri olabilir? Ben, kilometre mevcuttur zaten. Ben perşembe, perşembe akşamı biz burada 23.40 gece arkadaşıma mesaj atmışım karakoldayım diye. Ondan sonra şöyle oğlum, gelirsek... Oğlum bir önceki geceye bakacaksın önceki oğlum. Gece. Çarşamba ya mı? Çarşamba akşamı. Çarşamba akşamı saat 11'de ev... 9'u 10'a bağlayana bakacaksın. O çarşamba. 9'u 10'a bağlayan akşam işte. Çarşamba akşamıydı çarşamba işte. Çarşamba da perşembe. Yok şunu merak ettim. Bu evdeydi benim yanımda. Evdeydi. Arkadaşlar çarşamba akşamı gece 12'den döndükten sonra da perşembe oluyor. İşte o gece ondan sonra da perşembe akşamı. O gece evdeydim. Size göre çarşamba ise çarşamba olsun. Tamam o gece evdeydim. Ali Rıza Çam'la var ya salı perşembe, cumaya, cumaya perşembe. Bir de bana 5 saat hangi gece kutsal onu anlatmaya çalışıyordu. Ya benim sorum ayrı. Sanki burada din programı yapıyoruz. Hangi gece? Abla saat 11-10 geç evde şey 11-10 geç evdeymişim ben çarşamba akşam. Nereden anladın? Mesaj ha? Atmışım. Abla kime? Şuna bakabilir miyiz? Kız arkadaşıma. He? Kız arkadaşıma. Tamam, sonra seni sana gelmiş bir mesaj. Gelmiş 23.09'da, 23.09, 23.10. Ondan sonra zaten 23.10'da da yatmış. Kız arkadaşım. Ya seni aramışlar mı Ersin Bey'in çocukları? Abla onun cevapsız siliniyor. Hayır yani mesaj atmışlar mı hadi gel gezelim mesaj falan. Yok mesaj yok. Anladım. Telefon abla bir şey soracaktım ya. Bu kilometrede kontak açık diyor ya. Kontak açık olmuş şey. Olsa öyle bir orada şey yaptığı kilometre mesafesine bakabilir miyiz? Bakarlar ona gereken ya. Çünkü aynen arabanın, baksınlar. Şu olma ihtimali var. Hani kontrol açık kalmış olma ihtimali ya. Olabilir ama çalışık kalma ihtimali imkansız. Çünkü çalışık araba bırakmam. Ben tır şoförüyüm. Kapıya gelince aşağı inen çıkarım. Ama anahtar almam. Arabanın öyle bir huyum var. Arabanın üzerine anahtar almam. Bundan 45 dakika yani bundan 15 dakika evvel 45 dakika boyunca bu arabayı kim kullandı, o gece nereye gittiniz falan diye sordum. Doğru. Neden demediniz? Biz eve gelmeden önce de benim oğlum oralara buralara gitti diye. Sonra hayır onu ben Semih'in... Ben şimdi... dedim sizin arabanızı kim kullanır da dedim. Çünkü siz Tuncay'a bir ehliyeti olmadığı için arabanızı vermediniz. Ehliyetim var. Var ehliyeti yeni almış Tuncay. Tüm içinde geziyorlar. Ben alırım dediniz. Ya aslında... Röportajında ehliyeti yok diye Tuncay'a vermedim. Yok ehliyeti evet, yeni aldığı için. Ehliyeti yeni aldığı için. Tamam yani ya ha, o mevzu değil işte. Yeni almış yok acemi tam yanılmış olabilir yani. Tüm içinde geziyorlar ama. Semih zaten benim dükkanla ev arasında arabayla sürekli gidip geliyor. Sürekli gidip yani köy içinde kullanıyor. E tamam madem... Niye sordunuz siz Erdal Bey öldüğü zaman az önce dediniz ya ben gene oğluma sordum arabayı kullandım mı diye. Niye sordun? Niye böyle bir sorma ihtiyacı hissettiniz? Ne zaman? Az önce dediniz ya ben. Ben dedim ki size hayır reklam arasında sordunuz. Hayır dediniz Erdal'ın kaybolduğunu. Biz o perşembe gecesi Tuncay'a ihbar verince, Tuncay böyle böyle bize bilgi verince karakola gittik. Ondan sonra ben Tuncay'ın yüzüne karşı söyledim. İlk söylediğim şey neydi? Tuncay sana ne dedim? Babana bir şey yaptın da oğlum söylemiyor musun dedim. Bu da dedi ki ne bana Tuncay'da? Karakolun yanında söyledim. Polis de vardı yanımızda. Bu dedi, abi böyle bir şey yapsam söylerim dedi. Benim aklımda da benim niye aklımda değil. Niye şüphelendiniz Tuncay'da? Ya Tuncay'da neden şüphelendim ben? İlk önce, yani önce problemler vardı, görüşmelerdi. Ondan sonra daha sonra bir telaş hali beni nasıl rahatsız etti. Nasıl bir telaş hali? Yani böyle kameraya gitmesi, işte illa ben polise dedim Tuncay, polise git, jandarmaya git, ihbarda öyle bulun dedim. Dünkü yayınımızın ardından neler oldu neler? Dün biliyorsunuz yayınımız sırasında rahmetli... Erdal Sakız'ın, üç çocuk babası Erdal Sakız'ın tüccar arkadaşı, fıddık tüccar arkadaşı Ersin'in şeylerinden bahsetmiştim. GPS kayıtlarından bahsetmiştim. Yani Ersin'in olay gecesiyle ilgili anlattıkları ve kiralık olan aracının GPS kayıtlarının birbiriyle hiç örtüşmediğini, üstelik çok da farklı şeyler olduğunu, materyaller olduğundan fark etmiştim. Gelişmeler olduğundan fark etmiştim. Yani aracın yaklaşık 3 saat kontağının kapatılmaması... cinayet mahallinin yakınında aracın görülmesi vesaire vesaire. Yayınımızın hemen arkasından aralarında eşi Nurcan Sakız, oğlu Tuncay Sakız, sevgilisi Nergis'le fındık tüncarı arkadaşı Ersin Koç ve eşinin de bulunduğu 7 kişi Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla stüdyomuzdan gözaltına alındılar.
Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ile eş zamanlı olarak yürütülen operasyonun ilerleyen saatlerinde de gözaltı sayısı 11'e yükseldi. Aslında yani şöyle söyleyeyim, programdaki herkesi gözaltına aldılar. Sakarya'dan da jandarma ekibi geldi. İstanbul'dan da geldi. Onlara da buradan sevgilerimizi gönderelim. Onlar hep beraber Sakarya'ya götürüldüler. Sonra 3 kişi daha gözaltına alındı. Peki neler oldu? Hepsi bandımızda. Bir izleyelim. Yayın sonrası hareketli dakikalar. Stüdyoda gözaltı operasyonu. Neden gözaltına aldın? Bu tarafa. Bir bildiğim yok. Rüyasında öldürüldüğünü görerek uyandığı günün gecesi sırra kadem basan Erdal Sakız'ın bir cinayete kurban gittiği programımızda ortaya çıktı. Karısı, sevgilisi, oğlu, kuzeni ve tüccar arkadaşı birbirlerini suçlarken kuşkuların ortak noktası paraydı. Erdal Bey ölmeden önce fındığını sattığı Ersin'den fındığın parasını alamadığını söylüyor. Az gün önce fındığımı alamıyorum dedi. İçteki paralarımı alamıyorum yalan dedi. Yalan konuşma. Bize geldiği gece ben uyudum dün ya. Yedisi gecesi kardeşim. Diriltme insanı ya. Yedisi gecesi. Ben Tuncay'ın yüzüne karşı söyledim. Babana bir şey yaptın da oğlum söylemiyor musun dedim. Niye şüphelendiniz Tuncay'da? Yani önce problemler vardı. Görüşmelerdi. Ondan sonra daha sonra bir telaş hali. Kameraya gitmesi. Neden bu adamın köye çekildiğini düşünüyorum açıkçası. Ben bu adamın köye çağrıldığını düşünüyorum. Aracında vurularak öldürülen 43 yaşındaki adamın tüccar arkadaşına ait kiralık aracın olay gecesi şüpheli hareketliliğini araştırmacı gazeteci Müge Anlı gündeme getirdi. Kiralık bir araba kullanıyormuşsunuz. Evet. O kiralık arabanın da GPS kayıtları var. GPS kayıtları hiç sizin bugün anlattığınız gibi göstermiyor arabanızda desem. Nasıl? Yaşanan tüm hareketlilikler 10 Kasım günü gerçekleşiyor. Yani cinayetin işlendiği gecenin sabahında. İki ayrı jandarma komutanlığı, tek operasyon. Aynı anda 7 gözaltı. Tüm bu şüphelerin ve iddiaların konuşulduğu yayınlarımız emniyet güçlerini harekete geçirdi. Sakarya ve İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon için düğmeye bastı. JASAT ekipleri canlı yayın stüdyomuza intikal etti ve gözaltı işlemleri için hareketlilik başladı. Ekipler hazırlıklarını yapıyor ve operasyon kapsamında 7 kişinin gözaltına alınacağı bilgisi şu anda elimizde. Erdal Sakız'ın sevgilisi Nergis Bolta Boeva, kuzen Erdoğan Sakız ve yeğen Ramazan Sakız. Maddi meseleler sebebiyle Erdal Sakız'la sorun yaşayan karısı Nurcan Sakız ve oğulları Tuncay. Tüccar arkadaş Ersin Koç'la eşi Lale Koç. Hakkınızda gözaltı kararı var. Ne düşünüyorsunuz? Benim ya bir alakası yok ki bu konuda. Eylemim yok, fiilim yok, herhangi bir durumum yok. Erdoğan'la ne alakam olabilir ki yani? Ben sadece onu düşünüyorum. Namus meselem yok. Ticari bir sıkıntım yok. Ondan sonra alacağını alır. Aldığı paranın da günü zaten gelmedi. Halen daha gelmedi. Benim adamla ne derdim olabilir ki yani? Bizim bu olayla hiçbir şekilde alakamız yok. Olay çıksın, açığa kavuşsun diye zaten Müge Hanım'a geldik yardımcı olmak için. Benim de, eşimin de hiçbir şekilde bu olayla alakamız yok. Nurcan Hanım, sizin hakkınızda da gözaltı kararı var. Siz ne söyleyeceksiniz? Bir bağlantım yok ki. Bu benim eşim. 3 tane evlatımın babası. Benim buna ne bağlantım olur ki? Evimden çıkmayan bir kadınım. İlla da bende suç diyorlarsa buyurun gidelim hep beraber. Ne sorarlarsa o cevabını hazırım vermeye. Neden gözaltına alındığımı bilmiyorum ama benim en ufak bir izim yok. Yani elim kolum hiçbir bağlantım yok yani bu işte. Tamam kötü ama yani baba. Ben bunu yapacak adam değilim. Ama en sonunda çıkacak yani kimin ne yaptı. Gözaltına alacağı kişiler arasındasınız. Ne söylemek istiyorsunuz? Gözaltına alacağım. Yani şu olayla ne alakam var ki benim yani gözaltına alınacağım ben şimdi? Yakından uzaktan hiçbir alakam yoktur benim. Beklemiyor muydunuz bu kararı? Beklemiyordum. Niye bekleyeyim ki yani? Ben amcamın katili olamam. Benimle alakası yok olayın hiçbir uzaktan yakından. Gözaltı tebliğ işlemleri yapılan şüphelilerin içinde bulundukları duruma karşı yaklaşımları da farklıydı. Erdal Sakız'ın oğlu gözaltına ironik bakıyor, eşi ise abartılacak bir şey olarak görmüyordu. Ersin Koç'sa soğukkanlı tavrıyla dikkat çekiyordu. Ne söyleyecek? Komedi. Bu durum tamamen komedi yani. Başka bir şey değil. Öğreneceğiz bakalım. Tuncay Bey siz ne söyleyeceksiniz? Vallahi ben bir şey söylemeyeceğim. Her şeyin yani gerçek ortaya çıkacak. Neden gözaltına aldın? Bu tarafa. Bir bildiğim yok. Var mı söyleyeceğiniz bir şey? Suçsuzum. Kim yaptıysa cezasını çekecek. Bu benim 3 tane evlatımın babası. Gereken neyse jandarma ekipleri yapsın. Şüphem bunları hepsi ailesinden. Her şey para için öyle yaptılar. Mugen Hanım'a güveniyorum. İnşallah her şey yolunda gidecek. Ben gözaltına alınmaktan korkmuyorum ve sıkılmıyorum. Neden? Anlamak yüzüm pak olduğu için hiç sıkıntım yok.
Gözaltına alınan 7 isim stüdyomuzdan Eyüp İlçe Jandarma Komutanlığı'na doğru yola çıkarıldı. Gözaltına alınan 7 kişi ilk olarak Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edilmek için Eyüp İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Ersin Bey, Erdal Sakız size fındıklarını vermiş ama parasını alamamış. Hepsinin parasını aldı, fişler de var. Bir sonraki durakları sağlık kontrolü için Eyüp Sultan Devlet Hastanesi olacak. Siz yapmadıysanız kim yapmış olabilir bu kişiler arasında? Şu an abi bir tahminim yok ama her şey çıkacak, az kaldı. Ersin Bey ne söylüyorsun? Olduğunu ben de bilmiyorum. İnşallah buldular galiba. Sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler ifade için Sakarya'ya doğru yola çıkarıldı. Şahısların az sonra içeride sorgulanmalarına başlanması bekleniyor. Şüphelilerin sorgularını üstlenen JASAT dedektifleri Hendek İlçe Jandarma Komutanlığı'nda gözaltına alınan isimlerin ifade işlemlerini başlattı. İstanbul'da stüdyomuzda başlayan hareketlilik Hendek'te hız kesmeden devam etti. Gözaltı sayısı 11'e ulaştı. Erdal Sakız'ın akrabası Şenolcan Çakmak, fındık tüccarı Ersin Koç'un kızı ve oğlunun yanı sıra çalışanı Ertuğrul Dinç de gözaltına alındı. İfade işlemleri devam ediyor. Erdal Sakız cinayetine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 isimden 8'i ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Onları çıkışta ekibimiz karşıladı. Ben serbest kalacağıma inanıyordum zaten baştan beri ki. Ben istediğim emele ulaştım. Benim anlamak yüzüm pak. Allah şükürler olsun. Ne diyeceğim bilmiyorum. Herkesinize çok teşekkür ederim. Müge Hanım, Allah sizden bin kat razı olsun. Sizin sayenizde Erdal'ın bütün düşmanlarını buldu. Cezasının en ağırını versin. Yapmadın değil mi oğlum? Yapmadım annem. Yapma anam, yapma. Ben asla oğlum yaptı diyemem, içimden de gelmiyor oğlum. Havada mıyım, yerden miyim bilmiyorum. Erdal Sakız cinayetine yönelik soruşturma kapsamında tüccar arkadaş Ersin Koç'la eşi Lale Koç ve oğullarının sorguları devam ediyor. Evet, dün canlı yayın sonrası sorgu için gözaltına alındılar. Serbest kalanlar da stüdyoya koştular. Hoş geldiniz. Hadi gelin, gözünüz aydın. Tuncan, hoş geldin. Nurcan hoş geldin. Biliyorum hepinizin yüreği kalktı. Ayten ve Nurten kardeşler de geldiler. Az önce güldüğümde Ramazan'dı. Beni niye alıyorlar kardeşim diye. Ramazan'la orada göz göze geldik. Hoş geldiniz. Nergis Hanım siz de hoş geldiniz. Erdoğan Bey hoş geldin. Erdoğan Bey çok rahattı. Zaten benim amacım oydu. Gerekenler tutuklansın dediniz. Şimdi bu fındık tüccarı arkadaş Ersin Koç, eşi Lale Koç ve oğulları Semih gözaltında. Dün kızları da alındı, sorgulandı. 16 yaşındaki kızları. Sonra onu serbest bıraktılar ama şu an kişinin sorgusu sürüyor. İşte en baştan beri konuştuğumuz şey, niye gece yarısı rahmetli adam alındı ve Erdal çağrıldı köye. Çünkü o Sakarya'daydı normalde, dükkanın oradaydı. Neden köye çağrıldı? Para verilmek için deniyor ama mantıklı gelmiyor. Neden eşi tarafından arandı? Ve daha sonra da arabasının şüpheli hareketleri. Bir tek onlar mı? Aslında değil. Şimdi size yeni bantlar izleteceğim. Bir tek onlar değil, başka şüpheli gelen hareketler de oldu demek ki savcılıkça. Tabii şunu söylemek lazım. Dün sizler de buradan gözaltına alındınız, götürüldünüz, serbest kaldınız. Şu anda gözaltı süreleri devam edenler yarın serbest kalabilirler. Aslında şu anda ne olduğu önemli değil, sonuç önemli. O yüzden biz de sonucu merakla bekliyoruz. Her şey Sayın Savcımızın ve mahkeme heyetinin kararına bağlı. Onlar ne diyorlarsa o. Öncelikle Ramazan, önce sana sorayım.
Evet. Evet. Sen çok gerildin. Beni niye aldılar kardeşim? Ama suçsuzum. Stüdyoya geldim. Stüdyodan sonra kelepçeyle şeye gittim. Sakarya'ya gittim yani. He. Olay bu. En şeyde sendin yani. En kızan da sendin. Çünkü herkeste şöyle bir şey vardı. Hepimizi alsınlar. Gereken ortaya çıksın. Herkes çok rahattı. Ben bir ara yukarıdan camdan baktım. Sen hala konuşuyordun şeyde. Yolda giderken. Dedim ki Ramazan susmuyor. He. Ama bir 500 lira aldım diye suçlu olduk yani durduk yere. Nereden 500 lira aldın? Amcamdan 500, hani 1000 liraydı, 500 liraya çevirdim ben onların yalanlarını. He. Olay bize döndü işte, kelepçeyle de gidince şaşırdım yani. Bir de muhabir arkadaş önce Ersin abiye tuttu, sonra Tuncay'a mı tuttu, Nurcan'a mı tuttu, sonra beni atladı, öte tarafa tutunca birden bana da gelince şaşırdım. Açıkçası. Ha sen dedin ki bana mikrofon tutmuyor, bana gelme, ben gitmeyeceğim dedim. Sonra mikrofon tutulunca. Sonra tutunca şaşırdım yani. Dedim durun ne oldu dedim yani durup dururken. Hani olayla hiç bir alakam yok, bağlantım yok. Ya tabii böyle sonuç böyle olunca gülüyoruz ama aslında tabii çok gerginlik verici bir durum. Ve Nurcan sen tabii en baştan beri ben eşimin katilini arıyorum dedin ama Tuncay ile ilgili şüpheler, Tuncay ile ilgili konuşanlar. Ersin de dün en son aynı şeyi söyledi. Aynı. Ben ilk oğlundan şüphelendim. Polise gitmedi, dükkana gitti, kameralara baktı. O da ondan şüphesinden bahsetti. Erdal'ın diğer arkadaşları da Tuncay'la yaşadıkları problemden dolayı. Ve sen sorgudasın, Tuncay'dan da ayrıydın herhalde. Hepimiz ayrıydık Müganem. Hepimiz ayrı. Ne geçti o an aklından? Çünkü Tuncay'a o görüntüyü Ahmet bir daha verir misin? O benim çok içimi parçaladı. Tam bir anne orada yani. İçimden her şey geçti, cahil ya. Kafasına girerler dedim, para olarak din dedim, işi döndürürler. Hani kıskandırmak amacıyla dedim, işte babam bunu bakıyor, bunu bakmıyor deyip dedim. Hani her şey geçti içimden. Neye uğradım akşamdan beri bilemiyorum. Sonra serbest kalınca arabada işte şu görüntü. Yapma dedim oğlum. Yok Fatma, yapma. Aslında bunu şöyle de izlemek lazım. Gerçekten biraz öfkesine mağlup olanlar işte annelerin nasıl yandığını görsünler. O anlamda bence çok güzel, evet. Örnek bir görüntü. Sonra Tuncay'ın da serbest kaldığını görünce çok sevindin. Bu benim evlatımsa ben zaten biliyordum. Yapmaz çünkü kıyımsızdı. Çok, babası da çok kıyımsızdı. Cömertliğinin yüzünden, kıyımsızlığının yüzünden kurban gitti. Ben evlatımı tanımıyor mu? Sadece cahiline biraz güvenmedim. Cahil çocuk işte. Ne yapacağını bilmiyor. Öfkesine mağlup olur mu? Evet. Düşüncesi vardı. Korku var Müge Hanım. Bunda korku. Bu çok korkar. Düğüm şuradan karınca gelsin basmaya korkar bu. Tuncay mı? Evet çok korkar. Bu küçüklüğünden beri öyle. Hiç cesaret yok. Böyle bir şey şimdi yok. Şimdi evde yatarız. Sen git bazanda yat diyoruz. Yok hala ben sizin yanınızda. Ya sağ baza alınmış git. Yok ben sizin yanınızda. Böyle gider. Öyle anlatma delikanlı çocuk sana şöyle bir yandan baktı. Şöyle dar yerde yatar yanımızda. Yine gidip odasında yatmaz. O sizi sevdiği için o. He. Sevgisinden. Değil mi Tuncay? Aynen öyle abla. He? Şimdi köyde oturuyoruz. Bir tane tavuk kes Tuncay diyor. Tövbe hala diye ben tavuk mu keserim? Ben diye kanı gördüm mü güp diye inerim diye. Hayatta yapmam diye. Ya zaten diye. Var ya aslında bu kurban kesimlerini yani tavuk da buna dahil. Kurban değil tabii tavuk da. Hani adak falan için çocuklarınıza yaptırmayın abi. Onu yapmıyorlar zaten. Yapmasınlar zaten. Evet. Yani benim hiç hoşuma gitmiyor evet. Bu erkeklere böyle bir şeyler kestirilmesi. Evet. Sonra gidip parçalıyorlar kadınları, 7 parçaya ayırıyorlar. Kurbanı kasap kessin. Yani ne kesiliyorsa vallahi şimdi bu işi de yapan insanlar yok mu canım? Onlara yoluyla, da saygı anlamında. Nasıl yapılması gerekiyor? Dini vecibeleri yerine getirerek şunu yaparak onlar evimizden daha iyi bilirler. Ve Erdoğan Bey, sen neler yaşadın, neler hissettin? Sen en baştan beri Ersin senden şüpheleniyor. Sen Ersin'den şüpheleniyorsun. Şu anda Ersin Bey'in gözaltısı devam ediyor. Hatta ben GPS kayıtlarını açıkladım mı sen alkışladın falan böyle dayanamayarak. Evet, evet, sonradan evet. Da giderken de gayet razım. Beni de alsınlar yeter ki ortaya çıksın, iş ortaya ben çıksın diyordum. Ben gönlüm rahat, dünya alem görsün beni. 81 vilayet. Ben amcamın oğlunun ölüsünü buldum. Öldürenlerin peşindeyim burada. Açık ve net konuşuyorum. Bugün bu saatlerde de iki tane amcamın kızları beni şikayet etti duyduysanız ilk programlarda. Ama bir soru soracağım size. Bir dakika ben sana hiçbir şey dedim mi? Ben seni dinlemedim. Deme desem kızım. Var.
Ben sana bir şey söyledim, onu söyle bana. Sen İlkin Tuncay'ın Ersin'i beraber bunlar suslamaya... Bunlar ne yaptı? Ben aile dostu. Boş. Müge Hanım doğru mu? Aile dostu dediler. İlk önce aile öyle dostu, aile dostum da demedim. Ben aile dostu dedim. Kızım ben kameraların boş, çekimlerine tamam, var hepsi. Tamam söylesin. Var hepsi. Abim ablam bilir. Bunların aile dostu bu muyum? Aile anda konuşmuyorum tek tek. Aile dostu dedim daha ne diyeyim. Tek tek bir şey söylesin. Benim sormak istediğim şu soru var. Sormak istediğim sorunun cevabını versinler. Aile dostu kişiler öz... Kandan, canından miyim? Kişiler değil de dışarıdaki dost, aile dostu oldu. Buyurun eşyodu temizlesinler bunlar o zaman. Ben bu saate kadar korktum, yoruldum. Sen bana bakarsan sen de benim oğlumu bazen suçladın. Ailen, aile de suçladın. Aile dostu diyorum ama devamlı ne diyorum? Önce kimdir ablam? Amca, baba, akraba, talih topar koşulur. Asıl ilk şeyleri Ersin'den benim çocuğumu... Bir dakika, ki, beraber amca, işbirliği baba, yapmalarıydı. Benim babam kayboldu. Bir dakika. Ben niye yapmadınız bir dakika, aile dostu mu diyor, akraba mıyık? Benim kardeşim öleli kaç gün oldu? Cenaze geleli kaç günü hangi amcam gelmiş de demiş ki ne ihtiyacınız var kızım demiş mi? Ben beyimden para aldım da bu eve baktım. Kardeşim, boş konuşma. Ben bunun peşine koşamam. Ben konuşma. Bak stüdyolardayım buradayım. Benim oğlum dükkana gitti eve yiyecek getirdi. Ondan sonra oğlum kamera peşine hangi düştü dediler. Hangi amcam eve gelmiş girdi işte. Para aldı dediler. Üç tane çocuk sizin var. Sizin para ihtiyacınız mı vardı? Yok, 5 bin yok. Dolar para var mı? Hayır, zaten alıp kullanaydın. Ben kimsenin parası. Ben kazanmadım bunu ki ben oradan para alsam. Ben mi kazandım bu parayı? Kazanmadığım için almam. Hangi amcam? Bak Ayten Hanım. Lütfen şimdi muhabbetini oraya getirmeye gerek yok. Onların işi yok senin. Bir düşmanın peşinde. Bu Ayten Hanım'ın anlattığı da bence hepimizin kulağına küpe olmalı. Evet. Diyor ki doğru, evet. Katılıyorum. Akraba kıymetli diyorsunuz ama evet. Diyor. Katılıyorum. Ben sonuçta elin adamı. Evet. Eşi. Ben eşimden istedim de o çocuklar hala diye çiftlerimiz götürdü biz onlara baktık. Çikolata istiyoruz diye hala diye. Meyve istiyoruz diye hangi sülale gelmiş de bir poşet getirmiş. Ben beyime telefon ettim bana para gönder dedim. Gönderdi ben çocuklara öyle aldım boynu bükük olmasın diye. Benim eşimden geldi o para. Tüncay'da para yok muydu? Tüncay'da parayı da alırdım. Tüncay dedim para ver oğlum çocuklar bir şey. Ama o parayı ben kazanmadım alamam. Yani aslında her zaman akrabalık değil canlık önemli. Aynen. Ya burada hiç galiba Erdoğan Bey'in anlatmaya çalıştığı şu. Diyor ki siz hep Ersin'e aile dostumuz diyorsunuz ama bu sizin aile dostunuz değildi ki diyor. Üstüne basa nereden, basa dedim. Nereden aile dostunuz bak, oldu hanım, diyor. Bak şimdi bunu da söyleyeyim aile sana. Dostu dediğimiz şu. He. Abi abla diyecek halimiz yok ya. Zaten 1,5 aydan beri Erdoğan'la beraberler sıkı fıkı. Kapıya geliyordu tüccar da zaten bunun köyden de hani şeylik var hani tak kökenden de. Dedelerimizin kökten anasıyla babasıyla. Ailesi de köyde yaşıyor bunun. İki tane ablası komşu bize. Aile dostu diyeceğiz. Ne diyeceğiz buna Müge Hanım? Buna daha ne demeli? Abi abla mı diyeyim? Kapı komşumuz. Kapı komşu köylümüz. Kapı komşumuz. Aile dostumuz. Aile dostumuz hani. Aslında burada kimse kimsenin arkasından durmadı. Durmadı. Arkadaşlar ben durmadım. Bir şey ne duracağım? Hep bir şey söyleyebilir dedim, miyim? Başta. Bence herkesin birbirinden şüphelenme hakkı vardır ya. Ve ben bunun bir suç olduğunu düşünmüyorum. Öyle yani evet. Benim başıma bir iş gelmiş. Ben de bununla ilgili şüphelenirim. Yani şimdi benim şuradaki telefonum buradan gittiyse... ben buradaki kişilerden şüphelenelim. Öyle, biz vardık çünkü yani burada. Yani bundan daha doğal bir şey olamaz ki. Yani mesela bu konuların tamam biz birebir içinde değiliz ama ben de şüpheleniyorum. Ben de söylüyorum şüphemi. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyorsam istisnalar kaideyi bozmaz. Biz tabii 100 milyonluk bir kocaman tabii. Bir ülkeyiz. Ben onun içindeki 10 milyonu 20 milyonu saymam. Ben 80 milyondan bahsederim 100 milyonluk ülkede. 80 milyonluk ülkedeki 20 milyon evli kadın varsa diyorum ki onlar... Gece saat 12'de kocalarının erkek arkadaşlarını aramazlar. Evet, o gün Ersin Koç'un çocuklarını yıllardır evlerinden okula, okuldan evlerine taşıdığını söyleyen servis şoförü 10 Kasım sabahıyla ilgili çok çarpıcı bir açıklama yaptı. İzleyelim. Ersin Koç'un çocuklarının servis şoförü Erdal Sakız'ın ortadan kaybolduğu gecenin sabahı olan 10 Kasım'da ilk kez yaşandığını belirttiği çarpıcı bir durumu anlattı. Erdal Sakız'ın kaybolduğu sabahı Ersin Bey'in çocuklarının Sinem kızını evlerinden 1 kilometre uzaklıkta bana arabadan verdiler. Tekrar ben Ersin Beylerin evinin yolu üzerinde diğer öğrencilerim vardı. O güzergahtaki 3 tane diğer çocukları da aldım. Geri döndüm Sinem dedim. Semih nerede dedim hasta dedi bana. O sabah 10 Kasım sabahı Semih arabada yoktu. Semih'in
Annesi Lale Hanım ile babası Ersin Bey, Semih'in o gece boyunca araç ile tur attığını söylediler. Aslı adam dolaşamaz benim fikrimce. Servis şoförünün dikkat çektiği bir başka nokta ise Ersin Koç'un kızının kendisine korktuğunu söylemesiydi. 2 yıl üzerinde ilk defa çocuklarını bana evlerinde 1 kilometre, 2 kilometre uzaklığa getirdiler. Yani hiç yani alakası olmayan bir yere yani. Peki tarihten çok net emin misiniz? Bu olay 10 Kasım Perşembe sabahı mı gerçekleşti? Ben adım gibi eminim o sabah olduğuna. Çünkü benim arama kayıtlarımı silmedim ben. Kızı daha önce de hiç korkmuyordu. Bu sabahsı nasıl oldu? Korktu dedi yani bana. Bu normalde sıra dışı bir durum mu? Gözümde sıra dışı bir durum. Çünkü yani oraya gelmesine gerek yok. Madem ki çocuk korkuyor, dur orada evin önünde durakta dur. Yani benim yanıma getirmenin anlamı ne? Ne gereği var? Oraya gelmemi istemediklerinden mi artık bir türlü bir yere karara varamıyorum yani. Onlar bana çocuğu getirse de getirmese de benim gideceğim yani. Başka çarem yok. Orada öğrencilerim var. Çözemedim, anlayamıyorum yani ne yapmak istediklerini. Böyle bir açıklaması var. Yani yöreyi siz biliyorsunuz. Ben zaten oraya gidecektim diyor. Yöreyi siz bildiğiniz için. Evet doğru. Yolu güzergahı üzerinden zaten. Ha? Daha önce yani lise son, lise 3, lise 2'de de beni aynı aydın amcam alıyordu. Zaten yolu güzergahı üzerinde gitmesi lazım oraya. Öğrencileri var. Yani sen çocuğunu 1 kilometre öteye de götürsen o zaten yolda devam evet, edecek. Evet. Evin oraya gelecek. Zaten evinin aşağısında iniyor. Orada duruyor. Oradan alıyor aydın amcam. O da diyor ki yani niye bu çocuğu 6.30'da benim buraya getirdiler? Yani bunun alemi ne? Ve beni evden uzaklaştırmayı mı? Araba orada olabilirdi belki de. Belki de araba yani kapıda olabilirdi. Göstermek istemezlerdir. Artık kimse görmesin mi deyin. Vallahi. Hani burada hep şüphe. Yayınımızın ardından yine Sayın Savcımızın talimatıyla ki dediğim gibi ilk günden bu yayına gerçekten konuyu çok titizlikle yürüttü. Jandarma ekipleriyle beraber kendisine bir kez daha teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. Ersin Koç'un kullandığı kiralık araç incelemeye alındı. Evi ve dükkanında da arama çalışması yapıldı. Bakın bir o bandımızı da izleyelim. Sorgular, ifadeler. Ersin Bey ne söyledi? Olduğunu ben de bilmiyorum. İncelemeler. Farklı adreslerde eş zamanlı arama. Sakarya'da hareketli dakikalar. Erdal Sakız cinayetine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hem İstanbul'da hem de Sakarya'da sıcak saatler yaşandı. Erdal Sakız'ın tüccar arkadaşı Ersin Koç'un olay gecesi ve sonrasında hareketliliğiyle dikkat çeken kiralık aracının incelenmesi için savcılık talimat verdi. Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı olay yeri inceleme ekipleri Ersin Koç'un kullandığı aracın bulunduğu noktadaydı. Ersin Koç'un hareketliliğiyle kuşkulandıran kiralık aracı çekici yardımıyla park halindeki yerinden alındı ve incelemeye götürüldü. Ersin Koç Jandarma Komutanlığı'nda sorgulanırken savcı talimatıyla arama çalışmaları gerçekleştirildi. Aramanın gerçekleştiği yerlerden biri Ersin Koç'un dükkanıydı. Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Ersin Koç'a ait fındık dükkanında saatler 2.40'ı gösterdiğinde arama çalışmasına başladılar. Şüpheli Ersin Koç'un dükkanından toplanan tüm emareler titizlikle muhafaza altına alınarak incelemeye gönderildi. Olay yeri inceleme ekibinin birçok örnek ve fotoğraf aldığını tespit ettik. Dükkanda gerçekleştirilen çalışmanın ardından Erdal Sakız'ın en son gittiği Kurudere'deki Ersin Koç ve ailesinin yaşadığı evde de oldukça kalabalık bir ekiple arama yapıldı. Ersin Koç'un evinin önündeyiz. Hala araştırmalar devam ediyor. Müstakil ev ve çevresi didik didik edildi. Bakılmadık yer bırakılmadı ve deliller özenle toplandı. Olay yeri inceleme ekipleri yaklaşık 1,5 saatlik aramalarının ardından araştırmalarını tamamladılar. Evet, Ersin Koç'un hem evinde hem de iş yerinde luminol inceleme yapıldı. Yani kan izi arandı. Ve uzun saatler sürdü. Bu araştırma tabii ki sonuçlarını öğreneceğiz kısa bir süre içinde. Şimdi servis şoförüyle bu röportajı kaydeden muhabirimiz Burak Çeliksoy, Hendek İlçe Jandarma Komutanlığı önünde o gözaltı sürecini takip ediyor. Ve kızımız 16 yaşında. Biliyorsunuz Ersin Koç'un eşi
oğlu ve kızı dün gözaltına alınmıştı. Daha sonra 16 yaşındaki kızı serbest bırakıldı. O da yayınımıza bağlanmak istedi ama ben prensip olarak bu tarz konularda 18 yaşından küçük çocukların ekrana çıkmasını doğru bulmuyorum. Zaten yasal da değil aslında bakacak olursanız. Ama doğru da bulmuyorum zaten. O yüzden çocuğun bağlanmasını istemedim ama Burak kızımızla bir görüşme gerçekleştirdi. Kızımız bu görüşmede çok çarpıcı bir detay aktarmış. Burak'cığım önce bu görüşmenin detayını alayım senden. Günaydın. Müge Hanım, Sakarya Hendek'ten günaydın. Hendek İlçe Jandarma Komutanlığı önündeki haber nöbetimiz yağış altında devam ediyor. Sizin de belirttiğiniz gibi az önce Ersin Bey'in kızı Sinem Hanım'la bir görüşme gerçekleştirdik. Ve kendisinin öncelikle ruh halinden bahsetmek istiyorum. Oldukça üzgündü, sürekli olarak gözyaşı döküyordu kendisi. Ve ben neler yaşadığını sordum kendisine. Ne hissettiğini, ne anlattığını, nasıl bir süreç geçirdiğini sordum. Sinem çok yoğun gözyaşları altında benimle yüz yüze yapmış olduğu görüşmede abi babamı söylemek zorunda kaldım dedi Müge Hanım. Allah belasını versin. Allah belasını versin. Aynı ne doğru söylemiş Burak? Allah belasını ondan, versin. Onun detayından bahsetti mi? Tam olarak Müge Hanım tam olarak detaylara giremedik çünkü Sinem Hanım gerçekten çok üzgün ve bitkin durumdaydı. Yanında anneannesi ve dayısı da kendisinin çok fazla konuşmasını istemediler açıkçası. Onların da durumu oldukça yorgun ve bitkindi. Biz sadece bu konuyu sorduk. Kendisi babamı söylemek zorunda kaldım deyip ağladıktan sonra annem ve kardeşim kurtulur mu abi diye sordu bana. Onun dışında söylemiş olduğu en çarpıcı cümle ise babamı söylemek zorunda kaldım abi şeklindeydi Müge Hanım. Ben Allah belalarını versin. Allah belalarını versin. Evet Burak'cığım gerçekten çok önemli bir bilgi verdin. Babamı söylemek zorunda kaldım. Evet. Annemle abim kurtulur mu? Evet. Her şeyi açıklayıcı bir ifade tarzı. Cümle olarak bu cümle bütün olayları açıklamaya bana göre kafi. Evet. Çok önemli. Yani Burak gerçekten o da olayın programımıza gelmesinden sonra ilk günden beri konuyu takip ettin. Sen de aile fertleriyle yakın görüşüyordun. Evet, muhabirimiz Burak Çeliksoy az önce... Ay ne diyeyim vallahi böyle bir ben de bir kötü oldum gerçekten. Fındık Tüncer'i Ersin Koç'un kızıyla bir görüşme yaptı. Az önce servis şoförüyle yaptığımız röportajı size izletmiştim. Servis şoförü cinayetin işlendiği düşünülen gecenin sabahındaki yani 10 Kasım sabahındaki farklı gelişmeyi anlatıp beni evlerinin yakınına sokmadılar. Kızları da bana çok korkuyorum dedi. Beni uzaklaştırmaya çalıştıklarını düşünüyorum evin civarından demişti. Burak da az önce yine Ersin Koç'un kızıyla görüştü ve Burak senin ağzından alayım ne dedi? Bir kez daha tekrarlar mısın? Yazık. Müge Hanım, Sinem Hanım tam olarak şu cümleyi kullandı. Abi babamı söylemek zorunda kaldım dedi. Babamı söylemek zorunda kaldım. İkincisi de ama ikinci sözü de önemli. Çok manidar. Ve bu cümlesini takiben de annesini ve kardeşini sordu. Annem ve kardeşim kurtulur mu abi diye sordu bana. Açıkçası ben de cevap vermekte güçlük çektim Müge Hanım. Konuşmamız, görüşmemiz bu şekilde sonlandı diyebilirim. Teşekkür ediyorum Burak'cığım sana. Eline emeğine sağlık. Şu anda kimler gözaltında? Şu anda Hendek İlçe Jandarma Komutanlığı'nda Koç ailesinden Ersin Koç, eşi Lale Koç ve oğulları Semih Koç'un gözaltı süreci devam ediyor. Bu üçlü Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ekipleri tarafından içeride sorgulanmaya devam ediyor. Bildiğiniz üzere sorgulanmaları gece boyunca devam etmişti ve gerek görüldüğü takdirde savcının talebiyle ek gözaltı da talep edilebileceği bildiriliyor. Biz de şu anda Hendek İlçe Jandarma Komutanlığı önünde gelişmeleri yakından takip ediyoruz Müge Hanım. Efendim, dün GPS kayıtlarından bahsetmiştim. Dediğim gibi Tüccar Ersin Koç'un kullanmakta olduğu 54 nokta 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 312 plakalı beyaz marka bir kiralık otomobil. İşte bunun GPS kayıtlarımıza gelince gerçekten enteresan şeyler düşündüm. Çünkü Ersin çok rahat ve Ersin herkesi çok mantıklı bir şekilde mantıklı ifadelerle suçluyordu yani.
Erdoğan'ı da, Nergis'i de, Tuncay'ı da ve anlattıkları da gayet mantıklıydı. Ve ısrarla da borcunun olmadığını söylüyordu. E Tuncay da yanında çalışıyor. Tuncay da demiyor babama borcu var diye. Yani senin Tuncay'ı bilmen lazım onu yani babamın parası ödendi mi ödenmedi mi? Abla bana işte bir şey diyordu. Normalde babam dükkanı fındığı getiriyordu. Ben dışarıda oluyordum. Ama bilmen lazım senin. İşte, defterleri var merak etme. Defter mefter var. Getiriyordu. Babam hatta dükkanı fındığı getirdi. Paranın bir kısmını verdi. Ondan sonra bana ben canlı şahit olarak görmedim. Bana sadece verdim dedi. Ben onun yalancısıyım. Sabah kitaba zaten çünkü sen de babanla adı. Konuşmuyorsun. İşte abicim işte. Yani böyle hep şunu söylüyorum. Tamam kavga etmek çok kolay da insanın gene ne varsa şurada Erdoğan gene ailesinde var yani. O zaman bilmiyor kimse işte ne yaptığını. Ya konuşuyordular. Şimdi çok bu kadını değildi. Dövmüş kadın gitmiş şeye Özbekistan'a. Zaten Nurcan'ın dediği gibi hayatını mahvetmiş harcamışlar. Çocukla geçinemiyor onunla geçinemiyor. O zaman tek başına kalınca da işte herkes her şeyi yapıyor. Şimdi buradaki en önemli şey çift 050'de olay yerine 6 kilometre uzaklıktaki kuş uçuşu 3,5 kilometre. Yani burası ormanlık bir anladım. Alan. Evet. Aslında bahsettiğimiz yer kuş uçuşu 3,5 kilometre gidilen bir alan. Burada telefon çekmekte bir problem yaşanıyor bölgede. Ama internet çok iyi çalışıyormuş. O aracın yani bu Ersin Koç'un aracının o bölgede görülmesi. Dediğim gibi burası ormanlık bir alan. Gece saat 1 olmuş. Ne alakası var bu araç niye orada? O zaman da bize ne demişti Ersin ve eşi Lale Hanım? Dedi ki böyle böyle bakkala gitmiştir bizim çocuk vesaire falan. Şimdi biz de bir de muhtardan şey alacak. Anacığım bütün anlatılanlar da sanki köy gündüz uyuyor, gece aynen. Uyanık gibi. Oysa köylük yerde... 9'dan sonra herkes uyuyor. Uyur çünkü gün ağarınca da kalkmak aynen. Zorundasın. Yani gün ışığıyla iş yapılan aynen. Bir bölgede... Gece yaşayıp gündüz uyumak çok mümkün değil ki eğer doğru. Tembel değilsen. Hayvanın bir tane tavuğun da olsa yem ister gün ışığınca. Kapısını açmak zorundasın. Hayvanını açmak zorundasın. Kuzun meler, ineği yani. Aynı şey. Gece yaşanmaz zaten. Ki. Bizim burada anlattıklarımız hep geceyle alakalı ama. Fındık da toplayacaksan gece saat 10'da fındık mı sabah toplayacaksın? Sabah erkenden kalkacaksın. Sabah erken kalkacaksın. Şimdi ne yapıyor? İşte muhtara gitti. Muhtardan şey aldı. Tebligatı aldı. Ne yaptı? Bakkala gitmiştir. Şimdi biz vallahi hepsiyle konuştuk. Bir izleyelim. Bakkal Ferhat Ön ve Yeşilköy muhtarı Eyüp Dinç'le konuştuk. Bakkal Ersin'in oğlunun 22.42'de kendisine geldiğini söyledi. Muhtar da dedi ki oğlu Semih söylendiği gibi çift 050'de falan gelmedi. Beni aradı. Ben zaten yarın sabah ben size getiririm dediğini anlattı. Bakın izleyelim. Tebligatı da o gece vermemiş zaten. Yayınımız esnasında Ersin Koç ve eşi Lale Koç, kiralık olarak kullandıkları aracın GPS kayıtlarının ortaya çıkması üzerine Erdal Sakız'ın kaybolduğu gece saat 00.50'de aracı oğullarının kullandığını öne sürdü. Sizin arabanızı kim kullanıyor o saatte? Benim çocuk da. 12.30 arası muhtarın yanına gitmiş, muhtar almış, tebligatları var demiş, almış. Gezindim dedi, dükkana geçtim dedi. Ferhat diye bir bakkal var, ona geçmiş. Ona peki sizin köydeki bakkallar kaça kadar açık? Postane saat 1.30 arası. Bakkal yani. Bahsi geçen marketi işleten Ferhat Ön ekibimize konuştu. Kamera kaydına göre çocuğun dükkana geldiği saatte kapanış saati de çiftin söylediği gibi değildi. Semih o gün kamera kaydından baktık 10.42 itibariyle geliyor. Semih o akşam arabayla mı geldi gördünüz mü? Hayır dükkan kalabalıktı pek farkında değilim yani. Çikolata alıyor, enerji içeceği alıyor. Ondan sonra da gelmiyor zaten. O çift 0.22'de de kapatıyorum zaten. Normalde siz 1.30'a kadar açık kalıyor musunuz? Hayır normalde kalmıyoruz. 12'de kapatıyoruz da orada bir arkadaş gelmişti onunla sohbete daldık. 1.30'a kadar açık olduğunu söyledi. Bazı zamanlarda o yazın olur mesela bazen çok işçi kalabalık olduğu zamanlarda oluyordu. Ersin ve Lale Koç çiftinin o gece oğullarının yanına gittiğini ileri sürdüğü Yeşilköy muhtarı Eyüp Dinç'le de konuştuk. Acaba söylediği gibi 00.50'de çiftin oğlu yanına gelmiş miydi? Bu saatte değil. 11 sıralarında geldi. Tebligatı da ben muhtarlıkta bıraktım. Yarın alırsın dedi. Bir gün öncesinden aradım. Tebligatlar salı günü gelir. Yarın alırım dedi. Yarın oldu. Yine yokum. Akşamüstü alırım dedi. Ben de muhtarlığı kapadım. Eve gittim. 11 sıraları geldi. Kapıdan telefon etti. Abi ben geldim kağıdı alayım diye. Kağıt dedim muhtarlıkta. Yarın sabah dedim ben getiririm sana dedim. Geri git. Bu kadar. Tebligatı da almadı. Örtesi gün ben götürdüm. Dükkana bıraktım. Evet, oğlumuz arabayı kullanıyor dediler ve çift 050'deki bu hareketliliği de market ve muhtardan tebligat almaya bağladılar ama markete girişin de güvenlik kamerası görüntüleri elimizde. Aynı şekilde muhtar da ne zaman geldiğini söylüyor. Bu çift 050 bu şekilde açıklanmıyor. Daha sonra enteresan bir şekilde
01.20 ile 01.30 arasında Sakarya Karasu Devlet Hastanesi mevkindeler. Bakın burası çok enteresan. Hastaneye kızlarını götürüyorlar dediklerine göre. Fakat hastanede 5-10 dakika falan kalmışlar. Şimdi bu da şüpheli bulunuyor. Mesela gece kalktın hastaneye gittin. Şimdi insanın gece yarısı hastaneye gitmesi için hani uzakta bir mevki yani yakında değil. Değil. Sonuçta dağlık bir alandan değil. Bahsediyoruz. Uzak, uzak. Gece kalkıyorsun hastaneye götürüyorsun. Hastanede giriyorsun 5 dakika bakıyorlar. Şeyi yazıyorlar. Reçeteyi yazıp çıkmışlar. Ve sonrasında da gezmeye gidiyorsun. Nereye? Bir tane akrabamız çocuk düşürmüştü de ona ziyarete gidecektik. Saat kaç? Gece 1.30. Şu gece 1.30'da hangi çocuk düşüren akrabanı ziyarete gideceksin? Bir de acil hastalanmış ve acil hastaneye götürdüğün kızın var. O istemiş zaten. Heh. Ama işte o acil gerçekten hastaysa gidebilecek hastaysa, durumda olmaması lazım. İşte şey böyle hocam, bir gezmeyi de isteyemez. Ben arada gece kendilerine... pardon bakın gece şöyle bir şey var. Yani gece yarısı hastaneye gidecek kadar rahatsızlanan biri zaten 10 dakikada hastaneden evet, çıkmaz. Çıkamaz, tetkikleri yapılacak. Bir tetkik yapılacak. Ben bundan şüphelendim. Arada sordum Ersin'e. Dedim ki kızınızın neyi var yani hani böyle hastalanır mı diye. Hiçbir açıklamada bulunamadı. Yani anlamlı hiçbir şey söylemedi. İşte kendini şöyle hissetti, kötü hissetti böyle arada. Nefes alamıyor dedim ona. Yani arada oluyor filan ama... Bunların hiçbiri gerçekten anlattığıyla tıbbi anlamda uyumlu değildi. Sonra saat 3.04'te Ferizli İş Merkezi'ne gidiyorlar ve bankamatikten işte para çekiyorlar. İşte niye Ferizli'desinin cevabı? Biz orada ev ziyaretine gidecektik. Şimdi gece saat 3'te kim kime ev ziyaret... Dedim ya yani sanki köy gündüz uyuyor gece yaşıyormuş gibi o gün için konuşuyoruz. Birini alamazlar mı hani? Arkadaş. İşte bunların hepsine... Bakacak efendim. Belki delil yok etmeye gittiler. Ya delil yok etmeye gittiler. Bir yerde etmeye, birini resmi gitti. Bir yerde hastaneye gidişim bana ya göre sebebi gerçekten böyle bir olay gerçekleştiyse, onlar yaptıysa hastaneye gitmenin sebebi resmi bir yerde kameraların olduğu resmi bir yere resmi giriş yapmak ve o saatte orada olduğunu bir şekilde kanıtlama i̇şte delil isteğidir. Yok etmek. Hani delil sonrasında evet bu 3.04'te Ferizli nerede olduğunu gösterecek delil oluşturma. Yok olay mahallinin iş merkezine gidiliyor. Oradan para çekiliyor. Sonra oradan 10 dakika sonra Darıçayır isimli mevkiye gidiliyor. Ben tabii buraları bilmediğim için yani ne kadar uzaklar yakınlıkta bilmiyorum ama sizin için daha anlam ifade eder. Sonra 03.27'de Darıçayır'dan hareket ediliyor. Kurudere Mahallesi'ne gidiliyor. Yani Maktul Erdal'ın en son görüldüğü dükkanın olduğu yere Kurudere Mahallesi'ne gidiliyor. Sonra saat, burası çok enteresan, 03.53'den 06.45'e kadar Ersin Koç'un aracı durmadan kendi evinin etrafında dönüp duruyor durmaksızın. Yani şöyle olmuş, şu bahsettiğim 3 saat içinde bu aracın kontağı hiç kapanmamış. Ve şöyle anlattılar, yani ileri geri, ileri geri, yani arabaya binilmiş, ileri gitmiş, geri gitmiş, ileri gitmiş, geriye gitmiş. Manasız bir şekilde. Ya öldürdüler onu o zaman mı götürdüler oraya? Bir plan var işte işin içinde. Onu ya öldürüp götürmeye uğraştılar. Şimdi vallahi tabii bu zamana kadar hani evden mi son tuttular? Anlattıklarına evde kadar... de tutabilirler bir gün iki gün sonra götürürler atarlar oraya. Evet yani şu anlat Burak'la konuşmadan hani önce bu kızımız... Bu mesafe bunu gösteriyor. Daha biraz ortadaydım ama babamı söylemek zorunda kaldım. Çok ve manidar. Annemle kardeşim kurtulur mu lafı artık hani... Hemen arkasından annemle kardeşim kurtulur mu? Yani bu demektir ki babam artık kurtulacak durumda değil. Annemle kardeşim kardeşimi koruyorum. Kurtulur mu? İşte o kısım enteresan. Sonra mesela kız o gece hastaneye gidiyor. Sabah 3.30'lara kadar yine yollardalar. Kız o sabah demek ki hiç uyumadan servis şoförünü arıyor, korkuyorum diyor ve babası kızı 1-1.5 kilometre evlerinden öteye götürüp servise bindiriyor. Ama mesela oğlan gitmiyor. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Oğlunu buldum, gözün aydın.